Çanakkale'den bir onunla ilgili bir iz aranıyor. O benim kapıma kaç tane gizli bozuk insan getirmişse hepsini bugün içinde teslim edecek ve ben de onları çocuklarına bulduracağım. Yani siz Birol'un yerini biliyorsunuz o zaman. Bilmiyorum. Canlı değilse ölü bulurum. Sıkıntı yok. Ölüye tamam. Kadar geldik yani Özcan Bey. Resmen canlı yayında esir pazarlığı yaptık ya. Ve işte 5 saatin sonunda beklenen haber geldi. Birol'a ulaşıldı. Gözaltına alınan 4 şahıs emniyetten çıkartılıyor. Cinayeti birlikte mi planladın? Özen öyle mi söylemiş? Kötü niyet tamaslarını bilmiyordum. Bir şey söyleyecek misin? Görmedim, bilmiyorum. Cinayeti birlikte mi planladınız? Birol Demir'in öldürülmesiyle ilginiz var mı? Benim kapıma kaç tane gizli bozuk insan getirmişse hepsini teslim edecek ve ben de onları çocuklarına bulduracağım. Siz Birol'un yerini biliyorsunuz o zaman. Canlı değilse ölü bulurum, sıkıntı yok. Ve işte şu anda Özcan Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılıyor. Özcan Birol neden öldürdün? Düşman mısın? Kendi kendime düşündüm. İnşallah canı eli kolu bağlı da canını çıkar, ellerine öyle geçer. Oyalıya bu ekibi dedik. Öyle düşündüm. Amca çocuğu yapmaz dedi. Kolunu kırar, bacağını kırar da salar belki dedi. Adamın ucundan bile geçmiyordu böyle bir şey olacağını. Askerden gelecek emir. Salar belki dedi. Adamın ucundan bile geçmiyordu böyle bir şey olacağını. Askerden gelecek emireceğim diye ne hayaller kurdum ben çocuğuma. Birol Demir, Çanakkale'den Birol'la ilgili bir iz aranıyor. O benim kapıma kaç tane gizli bozuk insan getirmişse hepsini bugün içinde teslim edecek ve ben de onları çocuklarına bulduracağım. Yani siz Birol'un yerini biliyorsunuz o zaman. Bilmiyorum. Canlı değilse ölü bulurum. Sıkıntı yok. Ölüye tamam. Kadar geldik yani Özcan Bey. Öyle. Resmen canlı yayında esir pazarlığı yaptık ya. İşte 5 saatin sonunda beklenen haber geldi. Birol'a ulaşıldı. Böyle bir çaresizlik insanı gerçekten yıkıyor. Keşke saklamasak, keşke söylesek. Sen gel doğruya. İzleyicilerimizin başarısı. Çünkü onlar izlemeseler ve onlar olaya müdahale etmeseler bizim de bu başarıya ulaşmamız mümkün değil. Kimsenin sizi soldurmasına izin vermeyin. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ay Yıldız'cığım, sana ayrıca el sallıyorum hayatım. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şu Yıldız'ın da programın başındaki şu gülen yüzüne bayılıyorum. Çok sağ olun. Ben iyi yayınlar diliyorum hepinize. Ay Ömer abi, rahatsız olma ne olursun. Bugün efendim aslında zor bir hafta sonu geçirdik. Bir tarafıyla sevindik. Bir tarafıyla üzüldük. 4 gün süren arama çalışmaları, 19 yaşındaki çocuğumuzun Birol'un 4 gün süren arama çalışmaları cuma günü öğleden sonra sonuç verdi. Evet. Amcaoğlu Özcan Birol'u götürüp sakladığı yeri sonunda buldu ve gösterdi. Onun bu yer göstermesiyle ilgili onun sonrasında maalesef bu cinayetin vahşi ayrıntıları da ortaya çıktı. Zaten size hani bir kısmını anlatmaya çalışmıştım, bir kısmını anlatamıyordum. Aile burada benden öğrensin istemiyordum açıkçası. Ama zaten canavarca hislerle
suç isnadı, yani o çok önemlidir. Evet. Rahmi Bey daha doğru evet. anlatır. Maalesef Birol'u öldürdükten sonra bulunmaması için de başka şeyler de yapmış amcaoğlu. Herkesin çok üzdüğünün farkındayım bu olayı. Hani nasıl bu kadar yakın akraba böyle bir şey yapabilir kısmı bir tarafa. Bir de 19 yaşında bir çocuk, hiç kimse nedenini anlayamıyor. Yani hala daha benim kafamda oturtabildiğim bir neden yok bu cinayete. Hani cinayete neden aranmaz, onu da bir kenara koyuyorum ama bu kadar kine, evet. nefrete ne evet. gerek vardı? Niye Özcan bu kadar Birol'un annesine kafayı takıp, aslında buradaki amaç anneyi üzmek. Tabii. Yani niye acaba böyle bir şey yaptı? Onu bilemiyorum. Çok bandımız var. İzleyeceğiz. Ama size şöyle söyleyeyim. Yani bunu söyledikten sonra izleyin isterseniz bantları. O gün iyi ki emniyet yetkilileri Samsun'da Özcan'ı yakaladılar. Eğer yakalamasalardı Özcan İstanbul'a gelip anneyi öldürecekmiş. Evet. Yani anneyi öldürmek üzere İstanbul'a geliyorum. Zaten bunu duydum. Hani bende her şey bitti. Hani baba değil bakın, Ömer Bey değil, anne. Evet. Yani senin kızını öldürmeye geliyormuş. Evet. Allah razı olsun. Yani herkesten. Hep diyoruz ya olaylar yani geç kalan adalet adalet değildir. Adalet hızlı tecelli etsin. Suçlular çabuk yakalansın vesaire falan. Eğer İstanbul Emniyeti bu kadar olayın üzerinde titizlikle durmasaydı biz bugün ikinci bir cinayeti daha konuşuyor olabilirdik. Evet. Anneyi öldürmek üzere buraya gelmiş. Hatta Rahmi Bey hatırlarsanız aramızda sizinle de konuştuk, Arif Hocam'la da. Evet. Buraya bağlandığında ve aileden evine gelen diğer kişilerin ismini istedikten sonra ısrarla. Evet. Aslında hani size şöyle bir tabir kullan, hani ha bir ha beş diye düşünüyor ve o diğerlerinin de ismini istiyor. Onlardan da intikam almak belliydi zaten için. Yani yaptığı işle. Rahmetli Birol'a karşı uyguladıklarıyla dahi bu kadar kindar bir halde, bu kadar vahşice uygulamasına rağmen hala o kini bitmemiş. Ve ondan dolayı da durmadan arkadaşlarını istiyordu Birol'un. Ailede de başlı olarak anneye yapıyordu. Çünkü düşünüyordu ki bunu bilse anne bilir. Bakın Ömer Bey değil de anne. Şimdi o kişilere ulaşamayınca anneye ulaşıp, anneden gerekli intikamını devam ettirmek düşüncesindeyken sizin de belirttiğiniz gibi verilmiş sadakası varmış kızınızın, eşinizin. Evet. Emniyet birimlerinden ve vatandaşlardan Allah razı olsun zamanında yetişerek ikinci bir olaya mani oluyor. Evet. Ve şöyle söylemiş, keşke Birol'u öldürmeden önce o diğer isimleri de alsaydım diye bir ifade evet, kullanmış. Evet, keşke evet. o diğer isimleri de alsaydım evet. ondan sonra öldürseydim demiş. Sıraya en koyacak son... adam yani. Eğer diğer o Birol'un yanındaki, rahmetlinin yanındaki arkadaşların da hepsinin adreslerini, hüviyetlerini tespit etse hepsini toplayacak ve Allah göstermesin yani bir aile faciasını temadi ettirecek, devam ettirecek. 3-5 aileyi birden yakacak yani. Yani ben kitlesel sakin... kıyıma dönüşecek. Yani evet. Allah göstermesin. Yani siz de kızınızla konuştunuz mu bilmiyorum. Ben de mesela merak ediyorum ki neden ne? Onun verdiği neden şu. Gösterdiği neden. Bana iftira attı. Yani sizin hocam, eşinizle ilgili söylediği ve bütün bunları yapmasına neden olarak gösterdiği şey benim hiç suçum yoktu. Ben ona hiçbir saldırıda falan da bulunmadım. Rahatsız da etmedim. Bana iftira attı. Tek neden bu söylediği. Hocam sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Benim eşim 22 senelik benim eşim. Bu zamana kadar kime bir iftira etmiş? Yapılmayan bir işi niye yapmaya kalkarmış benim eşim? Böyle bir şey olur mu hocam? Kime ne yapmış benim eşim? Tek şeyi bu yani. Söylediği tek şey bu. Yani böyle bir eğer bir itira birisine bir itira ettiyse söylesin çıksın yayında bizi izleyen komşularımız bizi izliyorlar. Desin ki böyle böyle. Nursel Demir'in böyle böyle öncelerden de böyle şeylere girdiğini söylesin. Çeksinmesin. Biz bu zamana kadar... Yerde... Ya yanlış anlamayın Ömer Bey. Ben zaten hep söylüyorum. Ben insanların... İkram Bey hiç önemli değil sonraki konu. Yani ben insanların söylediğini söylüyorum hep burada. Onu tamam, aktarıyorum. Hocam, sağ ol. Ben de aynısını merak ettim. Yani bu kadar... Hani onu da öldürseydim İstanbul'a gelip... Nur seni de öldürseydin falan ya neden ne bana iftira attı. Şimdi Müge Hanım bir insan bir başkası için iftira atabilir. Atmaması lazım ama kendi iffetini, onurunu ortaya koyarak kendisi için yani bir üzüntü leke teşkil edecek bir konuda olmayan bir mevzu kolay kolay bahsedemez yani.
Yani Ayşe Fatma için iftira atabilir, yalan yere konuşabilir. Onun onurunu zedeleyici bir şey söyleyebilir. Ama Ayşe Hanım kendisiyle ilgili bir konuda, olmayan bir konuda kendi onurunu ve iffetini soru işaretleriyle dile getirecek bir durum yoksa bunu kalkıp niye söylesin? Evet. Niye bana tecavüze kalktı yani desin niye ki? Desin niye kardeşim? Desin? Kendi kendini niye kendini ilan etsin yani? E tamam işte böyle bir şeyi de olduktan sonra karşı tarafın bunu yapmaya ne şey var, ne hakkı var? Yani diyelim... Yani herkes herkese her şeyi yapacak, herkes de yiyip susup oturacak mı yani? Şimdi burada Özcan'ın bu kadar yaptıklarından benim aklıma gelen, benim düşünebildiğim, elde etmek istediği bir şeye kavuşamayınca, elde edemeyince onun kızgınlığıyla yapılan bir hareket olarak düşünüyorum. Yani hanımefendiyle ilgili olarak bir takım şeyler düşündü, bunları elde edemedi ve bu kırgınlıkla, kızgınlıkla bir takım olaylara girdi bir. İkincisi, hanım da oğluna bunu duyurdu. Özcan'ın yaptığı hareketlerden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. E Birol da bir delikanlı olarak 19 yaşında bir delikanlı, yeni kanı kaynayan bir delikanlı, kelimenin manasıyla tam delikanlı yaşında, aldı 3-5 arkadaşını gitti Özcan'ın arabasını parçaladı. Kardeşim, o senin arabanı parçaladıysa sen de gel bunların evinin camını aşağı indir. Sen de gel bunların arabası varsa onu bir şey yap. Yani Birol'u kalkıp da normal öldürmenin dışında da sizin izah etmek istemediğiniz durumlarda vahşet tablosu yaratmanın ne, nasıl bir kindir, nasıl bir intikam hissidir, nasıl bir insanlıktır? Şöyle demiş, yani yine bunu Özcan konuşurken anlatmış. Birol demiş ki, abi ne olur beni affet, annemin dolduruşuna geldim demiş. Birol diyor ahlaklı. Evet, ölmeden önce. Abi beni affet, ben annemin dolduruşuna geldim demiş. Yani buna rağmen bilmiyorum nasıl insanın... Evet. Yüreği el verir de bunları yaparı anlamak gerçekten imkansız. Evet. Onları şimdi zaten hocam eline geçtiği zaman söyletmişti o çocuğa. Yoksa çocuk o şey, çünkü 19 yaşında adam cahil bir adam değil hocam. Sıkıştı mı ne olacak, her şeyi söyler. Sıkıştı şimdi. Hayır yani buna rağmen yine de yumuşamamış. Yani çünkü bir... siz hep şunu düşündünüz ya, yani alır çeker bir gözdağı verir bırakır. Hep öyle düşündünüz. Evet, hatta cuma günü içim parçalandı ailenin durumuna. Çünkü ben de artık perşembeden yaptığı şeyleri falan da öğrenmiştim ama yani hala dilim varıp söyleyemiyorum. Hala daha bir yerde bulurlar diye aile ümitle bekliyor. Neden? Çünkü diyor ki o ona kıyamaz. Beraber büyüdüler, yan yana büyüdüler, o ona kıyamaz. İşte siz nasıl, ne taraftasınız? Karşı taraf ne tarafta? Şimdi efendim... anlatacağım başka detaylar da var ama bakın 4 gün boyunca nerede arandı Birol Demir? Şimdi önce İbrahim ve Vakıf yakalandığı zaman onların ifadelerine göre Çanakkale Bolayır makilik alanı aranmıştı. Evet. Neden? Çünkü onlar demişlerdi ki biz Özcan'ı burada bıraktık. Özcan da öldürdü biliyoruz. Attıysa bu kısma atmıştır demişti. Çok da geniş de bir alan tabii, yani arazi. Orada arandı. Sonra Özcan yakalandıktan sonra çalışmalar Tekirdağ'a doğru devam etti. Biz cuma günü göstermiştik. Oldukça uzun bir yol. 136 evet. kilometre. Bolayır, Sinanlı köyü. Hayrabolu'dan. Tabii sonra Hayrabolu. Yani evet. 136 kilometre var evet. aradan. 4 gün boyunca İstanbul Emniyeti işte bahsi geçen bu bölgede aradı Birol'u. Mevkii olarak geçiyor ve şu anda da görüyorsunuz askerler araziye dağılıyorlar. Bolayır İlçe Jandarma
Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 20 kişilik ekipleriyle alana dağıldılar. Her çalının altına dikkatlice bakıyorlar. Birol'a ait bir iz arıyorlar. Henüz yer tespiti tam olarak yapılamadığı için o nedenle tarif üzerine daha büyük bir alanı arayacaklar. AFAD ekipleri de hazırlıklarını tamamladılar ve işte bu küçük su yolu üzerinde araştırma yapıyorlar. Özcan'ın tutuklanması olayın şeklini değiştirdi. Özcan da diyormuş ki ben buradan çıktım. Hem sarhoştum hem de panik haldeydim. Yan yollara girdim, oraya girdim, buraya girdim. Tam yerini o yüzden bilemiyorum demiş. Ama gösterdiği Hayrabolu tarafı. Bolayır nere? Hayrabolu nere? Hayrabolu civarında dolaşmaya başladık. Özcan da hemen öndeki sivil aracın içerisinde tarlalar arasında, arazi arasında dolaşılarak yerin tespiti yapmaya çalışılıyor. Kırsal kesimlerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Öncelikle Çerkez Müsellim bölgesine geçildi ve orada Özcan'la bir mülakat gerçekleştirildi. Orada Özcan şüphelendiği başka bir yer olduğunu söylemesi üzerine de şu anda da yine Hayrabolu'nun diğer kırsal kesimlerinde keşif yapılıyor. Efendim, bu kavga olayı kaçırma olayından 18 gün önce 22 Mart'ta oluyor. Birol ve arkadaşları Özcan Demir'in evine satırlarla saldırıyorlar. Özcan'ın zaten iddiası ve en büyük şeyi bu. Hatta orada konuşulan, yani bir artık bunu Birol mu söyledi, arkadaşları mı bilmiyorum ama eşiyle ilgili de ağır ithamlarda bulunulduğu ve aslında Özcan'ın en çok buna öfkelendiği, sen de bize karını gönder falan tarzında şeyler oldu. Mahallede bunlar yaşandığı için de Özcan da evde tek başına o kalabalıkla baş edemediğinden dolayı büyük öfke yaşıyor. Sonra bu olaydan sonra Özcan Çanakkale'de çalışan Birol Demir'in çalıştığı Bolayır'a gidiyor. Kaldığı oteli, çalıştığı yeri öğreniyor. Tek başına onu oradan alamayacağını anlayınca da arkadaşlarını arıyor ve devreye sokuyor. Planlar o şekilde başlıyor. Bu planlarını önce Aydın ve Şevket'i dahil ettiği iddia ediliyor. Bu araba ve minibüs mevzusundan dolayı. Daha sonra da yakın arkadaşları İbrahim ve Vakıf'ı. İstanbul'dan da bir araç kiralıyor. Birol'u kendisine getirme karşılığında da kırmızı arabasını Şevket'e vereceğini söylüyor. Yine bu şeylerden iddialardır tabii ki bunlar, ifadelerden. Şevket de aynı zamanda Birol'un da arkadaşı olan Aydın'ı da alıyor. Çanakkale'ye gidiyor ve Birol'u otelin önünden alıyorlar. Özcan Demir arkadaşları Vakıf ve İbrahim'le beraber zaten Çanakkale Bolayır'da. Aydın'ın programımızda açıkladığı gibi benzin istasyonunda iki araç sabahlamışlar. Az sonra görüntülerini size izleteceğim. Vakıf ve İbrahim bu olayı Çanakkale'ye gidene kadar, yani cinayet işleneceğini Çanakkale'ye gidene kadar bilmediklerini, gidince öğrendiklerini, Özcan'ın bunun namus meselesi olduğunu söylediğini, yine öldüreceğini bize söylemedi demişler. Biz bunu alıp korkutacak diye düşünüyorduk. Yani Özcan demiş ki arkadaşlarına, ben bunu alıp korkutacağım. Siz yeter ki bana yardımcı olun. İfadeler bu yönde. Sonra Birol'u otelden alan Aydın aracıyla belli bir noktaya kadar getiriyor. Daha sonra da beyaz araçla Özcan, Vakıf, İbrahim Birol'u biber gazıyla etkisiz hale getirip arabaya alıyorlar. Arabaya koyduktan sonra önce yumruklamışlar, sonra da el ve ayaklarını bağlamışlar. Ve baygın halde o beyaz aracın, yani kiralanan beyaz aracın bagajına yerleştirmişler. Özcan aracıyla Birol'u alıp giderken Vakıf ve İbrahim arkadaki Aydın ve Şevket'in arabasına geçmiş.
Tekirdağ'a kadar aynı araçla gelmişler. Sonra inip dikkat çekmemek için otobüs bileti alıp geri dönmüşler. Eğer daha sonra soran olursa da diyeceklermiş ki İbrahim'le Vakıf, biz Çanakkale'ye gezmeye gitmiştik. Gittik otobüste de geri döndük. Bu da o yüzdenmiş. Şimdi neden hani bu kadar yer aranıldığını anlatmaya çalışıyorum. O yüzden söylüyorum. Sonra Aydın, Şevket, Vakıf ve İbrahim Birol'un kaçırıldığı perşembe akşamı İstanbul'a dönüyorlar. Özcan'la Birol'u arabasını alıp Tekirdağ'a kadar ilerliyor. Fakat arabanın bagajında olduğu için paniklemiş. Ben de izlerken hep cuma günü onu söyledim, yeri gelmedi. Yani bir çevirme olsa değil mi, hani hep jandarma falan da orada çevirme evet. yapar. Mesela arabanın bagajında çıksa ne olacak? Hani bu kadar yolu nasıl gitmiş? 136 kilometre az değil yani. Panikledim demiş. Önce belki o zaman jandarmanın dur ihtarına da uymayacak, gazlayacak, kaçacak yani. Yani kendi canını tehlikeye sokma pahasına da. İddiasına göre az sonra izleyeceğiz Birol'un bulunduğu yere. Oraya gittiğinde Birol baygınmış arabanın arkasında. Daha vefat etmemiş. Orada cinayeti işlediğini söylemiş. Yerini belirlemede çok zorlandı. Bir türlü hatırlayamadı. Bunun nedenini de ilk kez geldim ben bu bölgeye. Bu bölgeyi bilmiyorum. Köy girişini tabela ve köydeki kasap dükkanından anımsamış. Yoksa hatırlamıyormuş. Sonradan da işte Birol'u ortadan kaldırdıktan sonra da İstanbul'u dönmüş. Arabayı temizletip 9 Nisan akşamı saat 22'de arabayı kiraladığı yere telefon açarak gelin buradan alın demiş. Aslında bizim bütün cinayeti konuştuklarımız... Cinayeti nerede işledin diyor. Burada, yani bulunan yerde işledim diyor. Yani bulunan yer vilayet olarak Tekirdağ mı? Evet. Sinanlı o zaman Tekirdağ savcılığı. Hayraboğlu'nun Sinanlı köyü civarında galiba. Efendim? Söyleyeceğim şimdi kim bakacak evet. bundan sonra. Yani o yüzden dolaştırılmış ama şunu da söyleyeyim size. Zaten onun orada dolaştırılması, hani emniyet de onun peşine takılıp aslında şey gitmediler yani. Onların elinde bir takım sinyaller vardı. Hani o sinyallerin izini sürdüler ama geziyorlar yani neresi derse. Bütün buraları gezildiği biliniyordu ama nereye attı zaten o göstermese de yani o sinyallerden yine aranırdı bulunurdu ama bayağı sürecekti. Hayrabolu Lüleburgaz arasında yer alan Çerkez Müsellim mevkiinde bulundu. Bakın izleyelim. Ve işte 5 saatin sonunda beklenen haber geldi ve Birol'a ulaşıldı. Biz de şu anda Hayrabolu'dayız ve şu anda Birol'un bulunduğu bölgeye doğru hareket ediyoruz. Göstermenin ardından Özcan bugün işte akşam saatlerinde Birol'u attığı yeri hatırladı. Yol boyunca keşif yapılırken zaten hatırladığı kadarıyla anlatmıştı. Bir kasap dükkanından bahsetti ve köye girişte hoş geldiniz yazısından bahsetti. Ve işte bunlardan yola çıkarak Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle bölge tarandı. Ve işte bunun üzerine de hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz alanda Birol'un yanmış naaşına ulaşıldı. Hemen bölgeyi tarif edelim size. Burası Hayrabolu ve Lüleburgaz arasında kalan Sinanlı köyünün yakınlarında bulunuyor. Ve iki gün süren yer göstermenin ardından bugün Özcan Birol'u öldürdükten sonra attığı yeri hatırladı. Baba Eski İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal ettiler. Şu anda da hazırlıklarını yapıyorlar ve Birol'un naaşının bulunduğu, sizin de görmüş olduğunuz hemen karşıdaki sarı şeritlerle çevrilmiş alana giriş yapacaklar. Özcan araçtan çıkarıldı ve tekrar tatbikat yaptırılmak için bölgeye getirildi.
Birol'u buraya nasıl getirdiğini ve buraya nasıl attığını canlı bir şekilde şu anda ekiplere anlatmaya devam ediyor. Özcan olay yerinde işlediği cinayeti bir kez daha anlattı ve şu anda da olay yerinden çıkartılıyor. Özcan tepkisini gösterdi. Bu görüntü bana çok enteresan geldi. Şimdi şeyde tabii hani biz de burada programda dolaşıyoruz falan. Tabii yerel basının da çalışanları var. Onlar da gelmişler şimdi oraya. Hatta aralarındaki konuşmaları falan diyorum ben çekimden. Sabahtan beri takip ediyorlar falan diye. Sonra tabii şimdi bu kızı, bizim kızı da tanıyor ya, yani izliyor programı falan da. Şimdi aslında ona bir küfür ediyor herhalde burada. Yani çekilmek istemiyormuş. Sonra bir dışarı da çıkmaya çalışıyor. Bak şimdi yani içeri koymuşlar, tekrar böyle bir dışarı çıkma derdinde. Herhalde çıkıp bizim kıza da bir şey yapacak aklınca. Tekrar polisler sokuyor, rahatsız oluyormuş. Şimdi o yerel basındaki bir arkadaşım var tabii, ben bilmiyorum ismini. Buradan ona selam olsun ki. Kardeşim ben çekeceğim, ben buraya görüntü almaya geldim. Rahatsız oluyorsa ne yapayım diye, öldürmeseydi diyor yani. Valla yani ama yani şuna çok şaşırdım. Hala daha arabadan çıkma derdinde yani. Evet. Yani sadece şunu bekliyor insan. Yani olabilir bir yanlış yaptım diyelim. Yani şimdi şu haller nedir yani? Bu bir, hani siz bahsediyorsunuz hocam, hani karakter dizilimi, ruh hali, ya Allah korusun hepimizi, saklasın sakınsın, başka tabii bir şey diyemiyorum. Tabii zaten çok net bu kardeşimizin çok ciddi bir kişilik bozukluğu var. Kişilik bozukluğu var. Onunla ilgili sonuçları görüyoruz burada işte. Evet. Polis de orada anladığım kadarıyla vermiş montu, kapat sen o zaman yüzünü demiş. Aha. Efendim bu devam edeceğim. Bu az önce Rahmi Bey sormuştu. Baba eski jandarma bölgesi sınırları içinde. Birol'un bulunduğu yer. Bundan sonra olayı Baba eski Cumhuriyet Savcılığı devralacak. Ve doğru, bundan sonraki mahkemeler Baba eskide görülecek. Zaten bu bulunduktan sonra, Birol bulunduktan sonra Baba eski ilçe jandarması da devreye girdi. Onların sınırları içinde yer alıyordu. Baba eski Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Bölge şeritler için alındı. Çalışma 5 saat sürdü. Ardından da alınan deliller İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özcan da İstanbul'a geldi. O görüntüler de var. İzleyeceğiz sırayla. Hani sorarken söyleyeyim. Evet. Biraz aslında bekleseniz sonuna kadar hepsini tamam söyleyeceğim ama karışıyor. Tamam. İzleyelim. Özcan tepkisini gösterdi.
Şu anda İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine destek veren Baba Eski İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri bölgede yabani hayvanların çokluğu nedeniyle daha geniş bir araştırma yapıyorlar. Olay yerinde bulunan çalılık alanları hızar makinesiyle kestiler ve işte şu anda da hala detaylı bir şekilde incelemelerine devam ediyorlar. Şu anda da buldukları delilleri delil torbasına koyuyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri Birol'un bulunduğu olay yerindeki incelemelerini tamamladılar. 4,5 saat sürdü bu inceleme. Şu anda da olay yerinden ayrılıyorlar. Birol'un naaşı da buradan İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Ve işte 4,5 saat boyunca olay yeri inceleme ekipleri bu sarı şerit alanlarla çevrili büyük bir alanda büyük bir inceleme yaptılar. Ve Özcan'ın Birol'u burada öldürdüğünü söylemesi üzerine de araştırmalarını detaylandırdılar. Ve Özcan da buradaydı ve Birol'u burada öldürdüğünü, burada yaktığını kabul etti. Ve kendisi de buraya gelerek yer gösterdi. Ve işte şu anda da görüyorsunuz. Burada yanmış bir alan bulunuyor. Birol'a ait izlerinde bulunduğu nokta işte tam da bu nokta. Peki neden itiraf etti derseniz aslında bu itirafın altında yatan en büyük neden Özcan'ın Vakıf ve İbrahim'e eğer bir şey olursa ben sizi koruyacağım diye söz vermesi. O yüzden Vakıf ve İbrahim'i korumak için de cinayeti kendisi işlediğini yani ve kendi kendine oraya götürdüğünü itiraf ediyor ki o da kendisi gibi onlar da kendileri gibi suçlanmasınlar. Yani orada hep lafı geçen nedense Vakıf'la İbrahim hani arabanın içinde elleri ayakları bağlandı falan kısmından dolayı. Evet. Yani onların yanında da cinayet işlenmedi. Onların yanındayken çocuk canlı olarak bagaja konuldu. Onların hiç bu işle alakası yok. Boş diyor gibi. İfadesinde. Otobüse binip yani ifadesinde gibi. Öyle söylüyor. Ben bilemem. Otobüse binip ayrılmışlar oradan. Sonra arkadaki Şevketli Aydın'ın arabasına geçmiş onlar. Şevketli Aydın onları otobüse bindirmiş, otobüste de göndermiş. Evet. Bu kadar da bu kadar çok plana, programa ne gerek varmış? Bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Böyle bir adam öldürmeye, bu duyguyu taşımaya ne gerek var? Evet. Böyle bir adam öldürmeye ne gerek ne var? Ne gerek var? Böyle bir canı almaya ne gerek var? Hangi duyguyla, hangi şeyle? Ben özellikle şunu söyleyeyim, onu söyleyecektim, onu gece bıraktım söylemekte. Özellikle ben sanıyorum ki anneye olan öfkesinden çok çocuğun arkadaşlarıyla evini basması ve bundan dolayı bir namus anlayışına girmesidir. Anlatabildim mi? Satırlarla, araba falan değil, maddi tarafı değil işin. Evini basması, karısı hakkında dilen laflarla ilgili ortaya çıkarılan bir patolojik, normal olmayan haklılık duygusu tarzındadır o hadise. Bu da zaten içinde bulunduğu kişilik bozukluğunun ne denli derin olduğunu gösteriyor. Anında öfkeleniyor, anında saldırıyor, anında öldürüyor ve anında bir takım yanlış düşüncelere eriyor, mantıksız düşüncelere eriyor. Tamam hocam kendi eşiyle ilgili namus meselesi haline getirdi diyorsunuz ya, patolojik anlamda. Getirdi. O zaman biri oldu kendi annesiyle ilgili o zaman bakın aynı bu, şeyi düşünür değil mi? Bakın bu makul mantık işlemez kişilik bozukluklarında. Sadece kendine bakar. Tabii patolojik normal olmayan bir haklılık duygusu vardır. Makul değil ama bu da var onu göz ardı etmiştir. Evet. Yani kendisi bir oğlun annesine herhangi bir şekilde tacizde bulunmamış varsayıyor. Öyle dedikodu çıkarıldı, zaten. Dedikodu çıkarıldı, çocuk dolduruldu, çocuk üstüme gönderildi, o da benim evime geldi, karıma, çoruma, çocuğuma dil uzattı diye bir mantık yürüttüğü kanaatindeyim. Ki hocam bu kanaatinizin doğruluğu şuradan da ortaya çıkıyor. Birol'u öldürdü, katil oldu. Yine bunun sebebi kim? Birol'un annesi. O zaman gideyim onu da öldüreyim. Çünkü aslında benim bu cinayeti işlememe yine o neden oldu.
Sizin dediğiniz gibi hep olaylara tek taraflı bakarak bu şekilde tabii, ilerlenmiş. Telefon sırasındaki konuşmasında da en ufak bir suçluluk duygusu yaşanmamanın sebebi de o da patolojik, normal olmayan bir düşünme şeklinde olmasındandır. Yani evet, mahkeme aşamasında telefon kayıtlarından her şey ortaya çıkacak. Kim kimi rahatsız etmiş, kim kimi rahatsız etmemiş. Artık deliller kesin, sağı solu yok. Yani oralarda her şey ortaya çıkacak. Sağı solu yok. Ben de bir şey diyebilir miyim? Tabii, hayatım her zaman söyle. Bunlar yardım için geliyorlar. Çocuğun elini ayağını bağlıyorlar. Ona teslim ediyorlar. Bunlar doğru bir şey mi? Sen inanıyor musun? Olur mu canım, doğru bir şey? Katiyen. Bunlar da cezasız kalmayacak. Her şekilde cezalarına ağır alacaklar. Bunların hepsinden şikayetçiyim. Anasından, babasından, artık evladından, yataklık yaptığından en büyük cezayı bekleyeyim sizden. Devletim, milletim olalaktan. Benim çocuğumun sağlığını getirmedi, yaralı getirmedi. Götüdü, öykesini alamadı. Doğdu, öykesini alamadı. Öldü de öykesini alamadı. Yaktı, öykesini alamadı. Hala anasına göz dikti. Buna istediğin kadar ceza isteyeyim. İdamlığına kadar bunun cezasını isteyeyim. 140 kilometre yol gidiyor. Sülalesinin, bunlara yardımcı olanların bütün cezasını ağır isteyeyim. Yani 140 kilometre yol gidiyor. Bundan... Öfkesi o sırada bile geçmiyor yani. Evet. Demek ki hocam çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu bizim düşündüğümüz anlamda bir öfke değil. Değil. Yani biz de öfkeleniyoruz. Ne oluyor? 2 dakika sonra geçiyor yani. Ama maksimal 10 dakika. Yardımcı oldular. Madem ki dövmek için götürdüler, yardımcı oldular. Öyle söz aldılar. Neden bağladın? Sakin hanım. Kimse kimseyi dövmek için de kimseye yardımcı olamaz. Yani. Öyle bir şey hemen yok bağlamışlar yani. Bağlamışlar diyor bak şimdi. Yani. Bağlamış da niye bağlamasına izin vermiş? Niye bağlatmış? Hepsi suç. Hepsi suç bunların. Hepsi suç. Ben bunların en büyük cezasını isteyeyim. Yani bir de evet, özellikle ben de şeylerde, internette falan da öyle yorumlar vardı. Okudum hafta sonu. Herkes çok üzgün. Diyorlar ki ya kaç tane adam 19 yaşında bir çocukla yani. Evet. Yani yakışır evet mı? Evet. Yani 19 yaş tamam, delikanlı diyelim, o diyelim, bu diyelim vesaire diyelim. Ya 19 yaşında bunlar... Yani gerçekten daha çok küçükler yani. 19 yaş o kadar da öyle. Tabii ki ailenin yetiştirilme tarzıyla da alakalı. Her 19, diğer 19 da aynı olmayabilir ama. Hatta ben diğer fotoğraflarını da verin dedim. Buldunuz mu hayatım? Koydunuz mu Kebreciğim? Canlı diğer fotoğraflarını. Bir şey söyleyebilir yani bu şimdi hocam? Orada vesikalık fotoğrafı. Diğer fotoğraflarını da arkadaşlar koysun. Camdan aşağı bir çocuk 19 yaşındaki çocuğun annesine küfür ediyor üstten aşağı. Yani sen olsan dayanabilir misin hocam? 19 yani yaşında bu kadar adam bu 19 elbette yaşındaki çocuğun üzerine salınır mı yani? Camdan aşağı küfür yağdırıyor. Üstten aşağı çocuğu 19 yaşında adamın çocuğun annesine küfür ediyor bu. Çocuk ben olsam ben bile çıkarım o kapıyı hocam. Niye çıkmayayım? Çünkü benim annem o. Haksız mı konuşuyorum hocam? Evet haklısın canım. De biraz ortadan düşün ama. Allah sabır efendim versin. Bunlar cezasız kalmayacak. Sizden büyüklerim olarak, sizden devletim olarak sizden bunları bekleyeyim. Benim çocuğum cezasız kalmayacak. Şimdi devletin bu kadar elemanı, devletin bu kadar aracı 140-150 kilometre gitmiş günlerdir arıyor. Geri kalan da devlet, kanun hiçbir şekilde zaten affedici olmaz. Gayet yani. Tabii canım. Herkes yani cezasını kesinlikle göreceği de ortada. Gayet tabii. Merak. Herkes bundan yardım eden, etmeyen alacaktır. Hepsinin işlediği alacağı ortada. Ayrı ayrı cezaları var. Bir de anasına dönüyor bak geri görüyor mu? Bir de anasına dönüyor geri öldürmek için. Zaten sakin de bunu ilk duydum dedim ki ya benim cumartesi günü açıkçası çok sinirlerim bozuldu en son. Cuma günü. Evet. Yani böyle aradık hani sanki bu değil, bu resim değil benim dediğim. Sanki böyle hani arıyoruz sonra bulundu dendi. Bir, tutamadım artık evde sinirlerimi. Çünkü 4 gündür aranıyor. Şimdi önce 2 gün öteki o makiler, çalılar, ormanlar falan arandı. Sonra Özcan yakalandı. Özcan'dan sonra bu 2. gün. O gün sabah 5'e kadar aradılar. Ertesi gün artık dedim ki herhalde bulunamayacak dedim. Hatta kendi kendime dedim ki yani abi atlayıp gidip böyle bir sarsmak istedim yani. Vallahi ciddi söylüyorum yani. Evet. Şey olsa dedim ki Müge atla git. Ve şunu şöyle bir sars yani. Nasıl hatırlamazsın be kardeşim? Nasıl hatırlamazsın yani? Demek istedim. Oyalıya, oyalıya. Tam böyle düşünürken telefon geldi. Bulundu diye. Şimdi bulunduktan sonra o zaman işte neyi bulduğunu anlıyorsun. Bu sefer onun acısını yaşıyorsun şimdi. Buldun, neyi buldun? Yani bulduğumuzda
maalesef çok mutlu edici bir şey değil. Ama en azından bu böyle dolanıyor, ediyor. Hani ona gitmiş, yok onu öldüreceğim, bunu öldüreceğim. İnsanın gerçekten bütün bunları düşündüğü zaman sinirleri harap oluyor. Bulunan en azından adaletin ileride dört başı tecelli tabii etmesinin garantisi. Tabii ben şimdi o mahkeme garantisi sürecini bildiğim için zaten gayet bulunsun bulunsun. Gayet herkes tabii polis bence yani. Gayet tabii. O en arabanın önemli arabanın içinde şey savcıyı da almış. Biz bilmiyoruz. Arabanın içinde savcı da varmış giderlerken. Evet, savcısı, evet, polisi. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Burada Aydan'ın itiraflarıyla başlayan bir süreç. Evet. Başından sonuna hep birlikte ve binlerce, milyonlarca kişi de başından sonuna hadiseyi takip etti. Evet. Anlık. Evet. Anlık olup biten takip etti. Yayında, yayında, tek, tek, bu bu müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Başta sizi ve muhabir arkadaşımızı ve burada ekibin tümünü kutluyorum ben. Sağ olun hocam. Yani yayının son, sayesinde ortaya çıkan son derece bir cinayet. Yani bunun ama olay bana sağ olsun kayıp şubede hemen yayını ihbar kabul etti. Oturuyoruz. Evet. Yayın şube kayıp şubede hemen yayını ihbar kabul etti. Çünkü aile hep söylüyorum yani daha cuma günü bile artık hani her şey belliyken bile çocukları canlı çıkar diye beklediğinden polise ya da jandarmaya başka türlü bir aslında suç duyurusunda da bulunmuyor. Onlar diyor ki aldılar götürdüler gelecek. Evet. Hani baştan demiyorlar onlar bizim bunlar çocuğumuzu almışlardır öldürmüşlerdir hani gidelim asayişe gidelim Gayrettepe'ye cinayet masasına başvuralım falan yok onlarda. Yok öyle bir Özcan şey. Özcan getirecek. Özcan da farkında mısınız? Özcan zaten siz buraya geldiğinizde 7. günüydü. Özcan bir ortadan kayboluyor. Sonra Özcan, ya şu fotoğrafa bak işte mesela bak buna ne kadar üzüldüm. Sonra Özcan bakıyor, gelmeye başlıyor tekrar mahalleye. Onu arıyor soruyor polis geldi mi? Diyorlar ki polis falan yok. Bir bakıyorsun biraz daha yanaşıyor. Gene arıyor onu bunu. Diyor ki polis geldi mi? Ondan sonra arkadaşların iş yerine gidip gelmeye başlıyor. Çünkü hani ben de rahat rahat gezerim mantığına giriyor. Aklınca. Aklınca ama ne zaman buraya gelip dört başı mamur anlattılar Aydın'ın itirafıyla beraber anlaşıldı ki olay Aydın da cinayet. Beş dakikada itiraf etmedi yani. İkinci gün başladı. Aydın'a da yani Aydın da bakma mide ağrılarına gark etti bizi ama neyse iyi ki konuştu. Verelim bir ara şimdi diyor ya aslında Sakine Hanım yani anneanne herkes cezasını alsın. Cuma evet günü biliyorsunuz arkadaşlarımız evet haber ekibimiz Büyükçekmece Adliyesi'ndeydi. Dört zanlı orada önce savcı karşısında ifade verdiler. Sonra savcı onları mahkemeye sevk etti. Hem onlar ne oldular onu izleyeceğiz. Sonra da Özcan'ın duruşmasına döneceğiz tabii. Gözaltına alınan dört şahıs emniyetten çıkartılıyor. Cinayeti birlikte mi planladın? Özcan öyle mi söyledi? Kötü niyetli amaçlarını bilmiyordum. Bir şey söyleyecek misin? Örmedim, bilmiyorum. Cinayeti birlikte mi planladınız? Birol Demir'in öldürülmesiyle ilginiz var mı? Türkiye bir arıcılık ülkesi ama bal konusunda ortalık çok karıştı. Bu karışıklık doğal balın kokusundan, tadından, renginden veya kıvamından anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Gerçek doğal balı siz nasıl anlıyorsunuz? Arıcılar petekten süzdükleri balları bize getiriyorlar. Biz de bu balları 92 testten geçiriyoruz. Bu testlerin hepsinden geçer not olan balları güvenle tüketicimize sunuyoruz. Nedir bu 92 test? Arıya şeker verilmiş mi veya arı hastalandığında verilen antibiyotik ve benzeri, balın doğal yapısında olmayan maddeler veya insan sağlığı için zararlı maddeler bala karışmış mı? Bunun gibi onlarcasına gelişmiş laboratuvar ortamında test ediyoruz. Neden sadece süzmede petek değil? Her bir peteği tek tek analiz edemezsiniz. Petekteki olası kalıntılar ise insan sağlığı için risk taşımaktadır. Artık hangi balı gönül rahatlığıyla yiyeceğimizi anladık. Sessiz olun, bal parmağın 92 ayrı testten geçerek bilimle süzülmüş ballarını alın. Ve efendim Şevket, Aydın, İbrahim ve Vakıf. Cuma günü adliyeye sevk edilmişlerdi. Muhabir arkadaşımız da orada o süreci takip ediyordu. Aileyi anlıyorum ben. Yani size de çok saygı duyuyorum. Gerçekten çok çok metanetli ve yani devlete saygılı, insanlara saygılı. Ömer Bey yani
Ben zaten Ömer Bey'e bayıldım bir baba olarak. Allah yani hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Allah sabır versin. Yani adam hala daha idrak edemiyor. Niye onun başına böyle bir olay geldiğinin daha idrakı içinde değil. Sadece ceza alsınlar demekten başka bir şey hocam zaten söylemiyor. Savcımıza, hakimimize, hepsine sesleniyorum. Bunu kendini savunmak için benim eşim bana itiraz dediğin kendini savunmak için söylüyor bunları. Bunların hepsine sesleniyorum hocam. Bunların aynı ağır ceza almasını istiyorum onlardan. İnşallah, inşallah. Kendini savunmak için her yola başvurmaya çalışacak. Bu gire çıkacak yine kanunları öğrenmiş. Yani araba... Daha evvel de var mıydı öyle hapse girip çıkması? Var hocam, olmaz mı? Suç ne peki? Suçu vallahi bilmiyorum hocam. Ben ya gitmem gelmem yani nereden aldığını, neden ettiğini hiç ben takip etmem öyle şeyler. Ben işimden gelir işime giderim yani. Efendim? Duyarsın cezaevinde çıkmış. Bir bakarsın çıkmış. Bunları duyarız biz. Başka bir şey. Bakın bir hatta, gelmek. Hatta dedin ki yani sen niye ona göz aydınlığına gitmiyorsun diye de sana bozulmuşlar cezaevinden hocam, çıktığında. Bir babası mı ölmüş? Hanımı mı ölmüş? Bir sülalesinden birisi mi şey yapmış da geçmiş olsuna gideyim, başsağlığına gideyim hocam? Hırsızlık yap ben sana geçmiş olsun diyeyim. Böyle bir kanun var mı hocam? Hani Ömer Bey de daha evvel ondan bozulmuşlar. Hani niye cezaevinden çıktı da göz aydınlığına gelmedin? Ömer Bey de diyor ki bana ben niye gideceğim kardeşim hırsızlık yapmış çıkmış suçu, diye. Suçu işleyiş biçiminden karakteri anlaşılıyor. Bir kişilik bozukluğundan bahsetmiştim böyle böyle diye konu program öncesinde. İşte aynı biçimde çok suçluluk arka arkaya gelen çoklu suçluluklar. Tam en büyük göstergesinden bir tanesi de bu. Galiba bu toplumdaki hani kader mahkumu denilen kişilerle yani diğerlerinin ayrılması bu sizin dediğiniz bununla çizgide ilişkili, oluyor değil mi hocam? Ben kader mahkumu neye denir bir türlü anlayamadım. Yani kader mahkumu bilmeden istemeden planlayarak tasarlayarak değil elinden kaza ile suç çıkanlardır. Yani toplumdaki kullanışı o herhalde. Plan proje olmadan, bilmeden, istemeden elinden anlık suç çıkan öyle değil mi Rahmi abi? Tabii yani o bahsettiğiniz sınıfa bir de tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verenleri de koyabiliriz. Ancak orada bile bir ayrım yapmak lazım. Adam zil zurna sarhoş olur da direksiyona geçerse yaptığı kaza sonucundaki uğrayacağı ceza kader mahkumu sayılmaz. Benim yapmak düşünceme göre. Doğru ama söylüyorsunuz. Normal yapıda hiç beklenmeyen bir olayla karşılaşır. Prem tutmaz bilmem ne olmaz. Bir başkasının ölümüne sebebiyet verir. Cezaevine girer işte bu kader mahkumu. İstemeden. Televizyonlarda vardı. Tamamen tedbirsizlikle ve de rıza dışında. Geçen her türlü bekleneni yapmasına rağmen. Geçen gün televizyonda bir halk otobüsü. Evet. Yolda yürüyen iki tane kadın, evet. Adam kalp krizi geçiriyor ve evet. Gidiyor kadınlardan biri ölüyor. Evet. Eğer o adam kalp krizi geçirmese ya da teknik bir arıza olsa arabada ve bir şekilde olmuş olsa hadi onu kader mi açıklayalım, kader diyelim. Evet. Ama bunlar kader değil. Değil. Bunlar tasarlayarak, planlayarak özünde kişiliğinden itibaren suç beklentisi içinde olunan kişiler. Evet. Ve efendim Büyükçekmece Adliyesi'nde neler yaşandı önce onu izleyelim. ...9 Nisan'dan beri kayıp olan Birol Demir'in öldürüldüğünün anlaşılması üzerine Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan 4 şahıs şu anda emniyet güçleri eşliğinde emniyetten çıkartılıyor ve savcı huzuruna çıkartılacaklar. Birol Demir'in öldürüldüğünden haberiniz yok muydu? Şu an öldürüldüğünü dahi bilmiyorum. Bir şey söyleyecek misin? Pişman mısın? Ben yapmadım ki. Birol Demir'in öldürülmesiyle ilginiz var mı? Birol Demir'in öldürülmesiyle ilginiz var mı? Birol Demir'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şahıs şu anda emniyet güçleri eşliğinde Gayrettepe'den çıkartılıyor ve savcı huzuruna çıkartılacaklar. Birol
Birol Demir cinayetiyle ilgili olarak bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı da az önce mahkeme tarafından tutuklandı. Şu anda içeride zanlıların son işlemleri gerçekleştiriliyor. Tutuklanan 4 zanlı Metris Cezaevi'ne götürülmek üzere Büyükçekmece Adliyesi'nden çıkartılıyorlar. Birol Demir'i öldürmekle suçlanıyorsunuz. Ne söyleyeceksiniz? Hiçbir şey söylemiyorum. Ya. Cinayeti birlikte mi planladınız? Özel öyle mi söylemiyor? Cinayeti birlikte mi planladınız? Özel tek. Cinayeti birlikte mi planladınız? Öldürüldüğünde siz orada mıydınız? Birol Demir cinayetiyle ilgili olarak mahkemeye sevk edilen ve mahkeme tarafından tutuklanarak Metris cezaevine gönderilen 4 zanlı az önce Gayrettepe Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Metris kapalı cezaevine getirildiler ve bundan sonraki cezalarını çekmek üzere cezaevine teslim edildiler. Efendim, Birol'u otelden çıkaran Aydın İstanbul'da 19 Nisan Pazar gecesi Şevket Bey ve İbrahim K. İstanbul'da 20 Nisan Pazartesi gecesi Vakıf Ağa'da Samsun'da Pazartesi gecesi gözaltına alınmıştı. Özcan Demir de Çarşamba günü Samsun Kavaklı Otogarı'nda otobüste yakalanmıştı. 4 gün boyunca İstanbul Asay Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutuldular. Cuma günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildiler. Zaten çok uzun sürmemiş aslında, savcı hemen ifadelerini almış, daha sonra adliyeye sevk ediyor diyor, mahkemeye sevk ediyor. Ve ardından da dördü tutuklanarak, canavarca hislerle adam öldürme iddiasıyla tutuklanarak, bundan sonraki mahkeme sürecinde tutuklu olarak yargılanacakları Metris cezaevine gönderildiler. Özcan'ı en sona bırakacağım. Bu arada efendim Nursel Hanım, bugün Nursel Hanım anne zaten çok perişan. O da hala anlam veremiyor yaşananlara. Bugün burada olmasını da biz arzu etmedik. Sakin Hanım, ben geleceğim anneanne olarak dedi. Duramıyor ayaktaki hocam ya. Tek bir çaydan alayım, o da şey sakinleştirici yapın. 18-19 gün daha aynı öyle zaten, önceden de yiyordu zaten. Ben bunları Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir daha sesleniyorum. Yetkili hakimime, bunlar kendini ağız ceza almak için oradan oraya vuruyorlar kendilerini. Bunlar gire çıkar zaten, bunlara Egine hukukun ne olduğunu öğrenmişler. Bunların en ağır ceza almasını istiyorum abi, savcımdan, hakimden. Onlara saygım sonsuz, başımın üstlerinde yerleri var, Allah onlardan razı olsun. Sen endişelenme, Ömer Bey şeyden endişeleniyor. Sonra daha başka şeyleri anlatarak... Yani az ceza almak için başka bir yol bulmalarına evet, endişeleniyor. Şeyleri itiraf ediyor diyor bana. Onları suçlayanız. Ömer Bey zaten şu anda Birol'un adına Sayın Cumhuriyet Savcısı, siz ne düşünüyorsanız sizin yerinize Sayın Cumhuriyet Savcısı geçecek. Kamuoyu adına geçecek. Kamunun adına geçecek ve zaten soruşturmayı bizzat o takip edecek. Sen hiç endişelenme. Sağ ol hocam. Bak, Allah razı olsun. Allah sizden kim dedi bilmiyorum. Razı. Yani bu kadar gündür onu oradan bunu buradan alıp adamı bu kadar 4 gün gezdirip yeri bulmak çabasının nedeni zaten hani dört başı mamur bir mahkeme süreci tamamlansın, adalet yerini bulsun çabasıydı bu. Yani, evet, aynen öyle. Bu kadar hızlı hareket edilmesi işte başka cinayetlerin de önünü kesti. O yüzden ayrıca saygı duyuyorum bütün tabii, çalışanlara. Tabii. Yani bu iyi insanlarla devletin işbirliği yapması sayesindedir. Öyle değil mi? Devletin hocam bu yapması. Olayı size şunu söyleyeyim mi? Gerçekten İstanbul Kayıp Şube'ye çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun hocam. Çok samimi söylüyorum. Buraya aile geldi. Baktık ki hiç şey yok. Hani başvuru falan öyle düşünüldüğü gibi olmamış. Yani bir gitmişler bulundukları yerin karakoluna. Aydın'ı götürmüşler, bir şey çıkmamış. Çanakkale'de yine hiçbir şey yok.
O gün kayıp şube, kayıptı ya, kayıp şubeye söyledik. Hani kayıp şube şunu da yapabilirdi. Benle ne alakası var kardeşim? Çanakkale'de kaybolmuş deyip ilgilenmeye de bilirdi. Aynen öyle. Yine hani kayıpsa tamam, aramasını bırakıp, aramasını yazıp bilgisayara geçip bırakabilirdi. Çünkü oluyor böyle şeyler, olmuyor evet, değil. Evet. Kayıp şube aldı gece 2'ye kadar ekip. Bütün herkes orada. Bak siz de oradaydınız evet, işte. Hocam, sizi Aydın'ı aldı gece 2'ye kadar. Herkes orada durarak konuştu. Ondan sonra da düğmeye bir bastı. Olay buraya kadar geldi. Evet. Eğer onlar bu ihbarı, hani biz aradık kayıp şubeyi, dedi ki böyle böyle biri var ama hiç kayıp şeyi de gözükmüyor. Dediler ki yani bize böyle bir başvuru gelmemiş ki. Gönderin aileyi buraya dediler. Aile gitti. Ondan sonra da bir hafta içinde de olayı böyle tereyağdan kıl çeker gibi aldılar. Burada hani ne söylenecekse hepsi, valla bütün başarı kayıp şubeye ait. 10 numara çalıştılar. Yani bunu neden söylüyorum? Bu aslında şunu da gösteriyor bize. Demek ki bir insan işini severse, sonuna kadar uğraşırsa, cuma günü söyledim, savcı da destek verir, polis de işin peşine düşerse, hiç kimse yakasını kurtaramaz. Evet. Evet. Şimdi bu hadise, normal vatandaşlar, beyefendi, annesi, normal vatandaşlar, hiçbir ayrıcalıkları yok. Eğer bir devlet onlar adına bunun peşinde koşabiliyorsa, bu bir sosyal devlettir işte. Önemli olan konu da bu. Gayet tabii. Yani hepsi tabii zincirleme, birbiriyle irtibatlı. Bir takım formaliteler dahi noksanmış Müge Hanım'ın anlattığı gibi. Tabii bu arkadaşların en büyük şansı gününde, zamanında bizim programa başvurmalarıyla başlıyor. Evet evet. Bu aman geç, yani geç gelmediğiniz yani için çok mutluyum gerçekten. Kendimizi, kendi programımızı methetmek için konuşmuyoruz ama gerçekleri de ifade etmek lazım. En ufak bir gecikme halinde bütün şu neticeler üstüne sünger çekilebilirdi. Evet, o bakımdan programa zamanında başvurmaları, programda derhal bu olaya yer verilmiş olması ve yapılan çalışmalar, emniyetle olan irtibat ve bu ara tabii Müge Hanım'ın bahsettiği gibi İstanbul Kayıp Büro'nun bu işte olağanüstü bir gayret göstermesi, benim yetkim dahilinde değil, benim işimle ilgili değil veya benim büromun bakacağı bir olay değil demeden bu işe el atması, zamanında Samsun'da Özcan'ın yakalanması, felaketler birken iki olmadan, üç olmadan neticeye gidilmiştir. O bakımdan tabii bir de başka cinayetleri de önlediler işte, diyorum, bu hareketleriyle. Felaketler birken, evet, tabii, iki evet, olmadan, evet, üç evet, olmadan derken başka tabii cinayetlere yani, mani olmuş. Önleyici bir unsuru da var. Gayet tabii. O bakımdan gerçekten bir başka cinayetin önlenmesi evet, bakımından yani, da son derece Ömer Beylerin, Nursel Hanım'ın ciğeri yandı ama bir başka ana ve babaların da ciğerleri yanabilirdi. Onlara mani olundu. Dört başı mamur bir çalışma ilan netice elde edildi. Bu da bize şunu gösteriyor işte, böyle suç işleyecek olanlar da görsünler evet, nasıl olduğunu. Bundan sonra da adliye bölümü de dört başı mamur yürüyecektir. Ömer Bey sen hep en ağır ceza alsınlar diyorsun. Evet hocam. Müsterih evet, ol, müsterih ol, rahat et. En ağır cezayla mahkeme edileceklerdir ve en ağır cezaya da çarptırılacaklardır. Hiç kuşkulanma. Allah razı olsun. Hiç kuşkulanma. Allah razı olsun. Evet. Valla izleyicilerimiz ciğerim yandı diye mesajlar gönderiyorlar. Yani 19 yaşında bir çocuğun bu kadar koca koca adamlar ya, yani iyi artık. İnanılır gibi değil gerçekten. Arayıp da bulamayanlara da yardım etsin Allah'ım sizler. Allah'ım onları evet, da bulundurun. Evet Sakine Hanım inşallah. Allah'ım onları da bulundurun. İnşallah amin yani dileğimiz Cenab-ı o. Cenab-ı Hakk'a benim çocuğum öldü. En ağır cezasını almasını isteyeyim. Hepsinin. Birisinin de o. Yani biliyor aile artık hani söyleyeyim. Oraya kadar götürüyor. Sakine Hanım az önce dedi ya. Ayağını bağladın, biber gazı sıktın, evet, dövdün, ne yaptın? Arabanın bagajına koydun. Yani tabii arabanın bagajına koyduğunda artık hani sağdı sağdı değildi. Ben oralara girmek istemem. Orası çünkü mahkeme süreci. Bizi çok bağlamaz. Bu kadar 106, 36 kilometre götürdün. O araziye koydun. Sonra öldürüyorsun. Bir de üzerine benzin döküp yakıyorsun. Artık daha yani şeyi yok. Canavarın sınırı yok. Buna vahşet kelimesi de yetmez. Canavar kelimesi de beni tatmin etmiyor bu tablo karşısında. Ne öfkesiymiş. Ben böyle öfkeyi kabul ediyorum. Türkçe'de başka kelime yok da mecburen öyle söylüyoruz evet, abi. Evet, kelimemiz Türkçe'de başka geliyor, kelime yok. Tarif edecek kelime yok. Dil tarif edemiyor. Maalesef. Efendim hatırlarsanız
Hep Aydın'ın itirafıyla başladı her şey diyoruz ya. Gerçi burada Aydın da bazı şeyler hani itiraf ederken de böyle bir öyle söylüyordu, bir böyle söylüyordu. Onunla bir program önünde efor sarf ettik, bir de program arkasında ayrıca efor sarf ettik. Aydın konuşunca Şevket Bey telefonda dedi ki, kardeşim ben dedi şeyde kaldık biz, benzin istasyonunda kaldık dedi. O da benzin istasyonunu ortaya attı. İşte o benzin istasyonunda Özcan ve ismi geçen kişiler tam da çocuğun işte görüntülerde görmüştük hemen 300 metre otelin yakınındaki karşısında. Benzin istasyonunda gece buluşmuşlar zaten. Bakın o görüntüler. ...8 Nisan 2015... ...saat 23.17... ...Özcan, İbrahim ve Vakıf... ...kiraladıkları beyaz araçla... ...Bolayır'da bir benzin istasyonuna... ...giriş yapıyorlar. Saat 00.06... ...Şevket ve Aydın da... ...aynı benzin istasyonuna giriş yapıyorlar. Kaçırılmadan bir gece öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsü. 8 Nisan 23.17'de beyaz araçla Özcan, Vakıf ve İbrahim geliyor benzin istasyonunun hemen yanına. Orada ses olduğuna siz onu verin. Hı? Sonra... Geceyi bu benzin istasyonunda geçiren şahıslar sabahın erken saatlerinde benzinliğin lavabosunu kullanmak için araçlarından indiklerinde benzinliğin kameralarına takılıyorlar. Yani aslında hepsi de birbiriyle beraber, hepsi birbirini tanıyor. Bakın. Geceden buluşmuşlar. Geceden buluşmuşlar. Kırmızı araç yakıt almak için pompa istasyonlarının önüne geliyor. Aracın şoförü ve Özcan arasında geçen kısa bir konuşmanın ardından kırmızı araç benzin istasyonundan ayrılıyor. Kısa bir süre sonra kiraladıkları beyaz araçla benzin istasyonundan ayrılıyorlar. Aydın'ın anlatımına göre Aydın ve Şevket Birol'un kaçırılmasından bir gün öncesinde akşam saatlerinde işte bu benzin istasyonuna geldiler ve Özcan'la buluştular. Özcan'ın beyaz bir aracı, yanındaysa iki arkadaşı daha vardı. İşte o akşam Aydın, Şevket, Özcan ve yanındaki diğer iki arkadaşıyla beraber geceyi işte bu benzin istasyonunda geçirdiler. Ertesi gün sabah saatlerinde Aydın işte bu benzin istasyonunda Özcan'ın yanından Birol'u aradı ve görüşmek istediğini söyledi. Asıl amaçsa Özcan'ı evine yapılan saldırı nedeniyle Birol'la bir araya getirmekti. Telefon konuşmasından sonra Aydın, Şevket, Özcan ve diğer iki arkadaşını işte bu benzin istasyonunda bırakarak Birol'un 300 metre ilerideki kaldığı otele gitmek için yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika sonrasında işte Birol'un kaldığı otelin önündeydi ve bu otelin önünde Birol'la biraz sohbet ettiler. Ve yine Aydın'ın iddiasına göre araçları bozulduğu için Birol o gün işe Aydın'ın aracıyla gitmek istemişti. Bu yoldan İstanbul istikametine doğru ilerlediler ve Özcanların beklediği benzin istasyonunun önünden geçtiler.
Birol'un iş yerine yaklaştıkları sırada Özcan kiraladığı beyaz araç ve yanındaki diğer iki arkadaşıyla beraber Aydın'ın anlatımına göre işte bu askeri tesislere yaklaştıklarında Özcan aracıyla Aydınların aracının önünü kesti. Ve görüyorsunuz bu yol gayet işlek bir yol. Yalnız güvenlik kamerasındaki şu görüntü ne kadar enteresan. Hüseyin'cim oraya tekrar verirsen. Aydın'la Şevket, Şevket işte kırmızı arabada. Şevket nerede olacak? Yokum orada diyor. Yok arabanın arkasına bindi, kapı bozuktu falan. Değil işte. Bak o benzin alıyor. Kırmızı araba giderken yani Aydın'la Şevket. Birol'un nasıl arabasına koşuşunu gördünüz mü onu kaçırmamak için? Koşa koşa biniyor ki bundan sonrası Hüseyin'cim anlattığım yer. Koşa koşa biniyor ki arabayı onun peşinden kaçırmasın diye. Bak ne kadar belli. Sonradan da buraya geliyorlar. Bak şimdi bak bunun biraz öncesine gelin. Bak bak Özcan gidiyor bir şeyler söylüyor. Evet bak buradan devam edelim. Aydın arabayı kullanıyor. Bak buradan devam edin evet. Bak şimdi o kırmızı araba giderken bak nasıl koşa koşa geldiğine bak onu kaçırmamak için. Görüyorsunuz nasıl koşa koşa biniyor ki hemen arkasından takip edecekler yani. Öyle. Sonradan da buraya gelip ben oradan yola çıkmıştım da o araba benim önümü kesti. İyi de köylüsü de nereden buldu seni? Bak adam iki... Aydın'ın hepsinin haberi var. Yani 5 saniye kaçırmasın diye koşa koşa arabasına biniyor ki kırmızı arabayı bak kaçırmasın diye koşmaya bak. Sonradan da bazen üzülüyorum ben diyorum ki acaba insanlara diyorum program bittikten sonra haksızlık mı ettin acaba diyorum. Karşılaşma ihtimalleri var mıydı diyorum. Sonradan diyorum ki kendine gel nasıl karşılaşacaklar diyorum. Kendimle de savaşıyorum yani. Nereden sen İstanbul'dan geleceksin o İstanbul'dan gelecek de Çanakkale'de denk düşeceksin. Yani araba almak meselesi bile uydurmuş bir hikaye aslında. Hocam yok canım araba alma meselesi falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evre herkes diyor ya Çanakkale'den İstanbul'a buydu. Geliyor. Hepsi Pınar, uydurmuş hikayeler. İstanbul'dan Çanakkale'ye gezmeye gidiyormuş. Niye Çanakkale'den İstanbul'dan bir de yakalanırsa Çanakkale'ye gezmeye gitmiştik geriye döneceğiz. Nereye gittin sen? Şehit mezarlığına falan mı gittin yani? Bu yüzden mi millet şehit oldu? Bu memleket için mi yani? Siz orada gelin 19 yaşında çocuğu 5 tane adam dağ başıymış gibi kaldırın götürün öldürün diye mi yani? Ve şu görüntüyü de izleyelim. İşte her şeyin aslında ortaya çıkmasının en büyük nedeni Özcan Demir'in gözaltına alınması. Onun da görüntüleri var. Otobüse gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri Özcan'ın Samsun'dan İstanbul'a doğru yola çıktığı haberini alınca otobüste kıskıvrak yakalıyorlar ve gözaltına alıyorlar. Zaten bu gözaltından sonra direkt Çanakkale'ye gitti. O yer gösterme süreci de bu otobüsten alınarak işte o sabah saatlerinde evet. Gelmişlerdi. O şekilde devam etti. Özcan neden İstanbul'a geliyorsun sorusunu gelip anneyi de Nursel Hanım'ı da öldürecektim. O yüzden geliyordum şeklinde cevaplamış. Peki neden? Çünkü bana iftira atmıştı. Peki Nursel Hanım ne söylüyor? Sonra geliriz. Nursel Hanım'ın hafta sonu babanın dediği gibi zaten ilaçlarla biraz da o yüzden sakin. Hani herkes neden sakin falan diyor ama kadın ilaç alıyor. İlaç kullanıyor. O yüzden de biraz belki tepkileri farklı gelebilir izleyicilerimize. O da benim oğlum askere gidecekti deyip ağlıyor şimdi.
aradığımız bulduğumuz için ekibimizin hepsine çok çok teşekkür edeceğim. Müge Hanım'a, emniyetimizin tümüne. Allah razı olsun onlardan. Kendi kendime düşündüm. Acaba çocuğu dedim nasıl, ne tip bıraktı? Huyladı mı? Canlı mı? İnşallah canlı, eli kolu bağlıdır da canlı çıkar, ellerine öyle geçer. Oyalıya bu ekibi dedim. Öyle düşündüm. Amca çocuğu yapmaz dedik. Kolunu kırar, bacağını kırar da salar belki dedik. Bu kadar katil, bu kadar şey vicdansız olduğunu bilemedik. Böyle bir sonuçla karşılaşacağınızı umuyor muydunuz hiç? Hiç ummuyordu o hiç. Aklımın ucundan bile geçmiyordu böyle bir şey olacağını. Ben o çocuğumu daha bulabilir miyim ben? Kimi diye kayışına boğmuş, kimi diye ipine boğmuş. Öyle kandırıyorlar bilmiyorum. Çocuğum anasını koruyamayan kurban gitti. Neydi sorunu, ne oldu? Kendi içinden neydi? Neden bu kadar çocuğu kersi doğradı mı? Ne yaptı bilmiyor işte. Özcan da iftiraya kurban gittin ve Birol da bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Yalan konuşuyor. Eşine de sorabilirsiniz. Demiş miyim dememiş miyim? Ömür boyu cezaevinde bunlara avukat verilmemesini istiyormuş. Ömür boyu oradan çıkmasınlar. Hepsi de kaç kişi varsa içinde. Bu yataklık yapanları da cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşi olsun, babası olsun, anası olsun kim yaptıysa. Özcan yayınımıza bağlandığında da öfkesini atamamıştı. Halbuki o zamana kadar Birol'u öldürmüş. Bu kadar öfkeli olmasının sebebi neydi Nursel Hanım? Beni lezzet et dedin işte. Ben gittim sokakta ya erkeksin çık dışarı dedim. Madem telefonda söylüyorsun, küfür ediyorsun. Gel dışarıya konuşalım dedi. Onun öfkesi ben millete lezzet et dedi. Siz eşiyle konuştunuz mu hiç bu olaylardan sonra? Konuşmadık, konuşmadık. Askere gidecektin aldım ben bunu. Hazırlıklarını gördüm ben çocuğumun. Nasıl dayanırım? Ben bunu burada durdurursa benim çocuğum vicdan azabı çekmem mi ben çocuğumu? Askerden gelecek ev vereceğim diye ne hayaller kurdum ben çocuğuma. Havlularını yaptım, cemberlerini yaptım, kenarlara koydum. 20 yaşında çocuğa ana avrat kuvur ödüyorsa, çocuk o yine Ötcan abi diyorsa nasıl vicdan el veriyor da kesiye doğruya böyle benim çocuğumu öldürüyor? Nasıl el veriyor vicdanı? Onun evladı yok muydu? Terbiyesizliği nasıl yaptı? Ölüye sevinilmez. Acı benim acım, çocuk benim. Sevinmedim ben yine en azından bulundu dedim. Arayıp da bulamayanlar var dedim. En azından çocuğumun yeri belli dedim. Çok sağ olsun, çok teşekkür ettim. Allah razı olsun binlerce onda. Çok çok teşekkür ettim. Allah razı olsun Müge Hanım'dan. Necati ya hiç olmazsa yeri belli olsun dedim. Doğru mu yani? Hani olaylar sonuç bu noktaya geldikten olunca, sonra artık sonuç yapacak. Sonuç böyle olunca insanın bir tek şey amacı var bu yani. Son ümit o, son arzu o. Başka yok, isteyeceği bir şey kalmadı. Yani sonuç bu abi olduğu kesinleşince evet, bir tek mezarına sahip olabilmek ister. Sizin lafınızla bir Fatiha vermek ister. Evet yani. Falan yani. Evet. Üç araba dün mezarlığa gittik hocam biz. Mezarlıkları gezdik. İnsan ne bileyim ben ya. İçeri girdim yedi. Niye mezarlığa gittiniz? Bakıyoruz hocam, bakıyoruz yani nereye koyacağız, nereye mezar edeceğiz. Mezar yeri arıyorlarmış. Yani burada yok mu mezarlığınız? Burada mı gömeceksiniz? Buraya sen... defne edeceğiz hocam. Heh. Kim arkadaşını buraya koyalım diye, kim öte koyak diye. Hep herkesin bir görüşünü alıyoruz işte evet, hocam. Evet. Allah sabır siz nereye ver istiyorsanız ben, bizim yani bizim diyorum gerçekten mezarlıklar müdürünün o kadar çok seviyorum ki. Evet. Çok şey, çok vicdanlı bir insan, herkese çok yardımcı olan bir insan. Yani siz ne düşünüyorsanız onlarla da konuşuruz. Eğer Samsun'a göndermek istiyorsanız biliyorsunuz öyle hocam, imkanlar öyle imkanlar da var. Buraya götürdüğümüz zaman diye göçümüzü de almamız gitmemiz lazım diye. Bizim şimdi burada daha çok çalışma ihtiyacımız var. Köylerde işimiz yok. E buraya koyun arada bir burada. Arada diye yanına yakın yine gider gelir yani diye. Yakınımızda olsun bari değil mi? Yakınımızda olsun. Siz kararınızı verin. Mezarlıklar müdüründe arayıp rica ederiz böyle bir oraya durumda. Oraya başvuru da, yaptık hocam. O da eminim nereye istiyorsanız yardımcı olacaktır size. Çok, o da çok vicdanlı bir insan. Böyle evladını kaybeden anne babaya zaten yardımcı olunmayacak da ne yapılacak? Size enteresan bir şey söyleyeyim. Bu cinayette, ben bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Bu cinayette şu anda tutuklanan, yani sorgusu tutuklu olarak kabul devam edecek olan, bilmiyoruz sonucunda ne çıkar. O yüzden hani zanlı diyorum, bana bey diyorum diye kızanlar var böyle ama yani böyle demek zorundayım. Ne yapayım ben şimdi adama yani hep küfür ederek hitap edemem ki. Ben öyle demek zorundayım. İbrahim, şimdi bu zanlılardan biri ya, İbrahim'in annesi 5 Nisan 2013'te gelip programda İbrahim'i aramış. Aa. Evet. Bizim buraya mı gelmiş? Evet. Aa, hayret edilecek bir şey. Anne stüdyoya geliyor. Oğlu o sırada kayıp. Onu arıyor. Bir ara verelim bakın onu da size izleteceğim.
Umutcan da 19 yaşında. 10 Nisan'da kaybolmuş lise son sınıf öğrencisi. Okula gidiyor, aynı zamanda da staj yapıyorum. Kaybolmadan bir gün önce annesine staja gitmek istemediğini söylemiş. Lütfen efendim, gören bilen varsa bizlere bildirsin. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Birol Demir'in cinayetiyle ilgili şu anda Metis cezaevinde bulunan, sorgusuna tutuklu olarak devam edilecek olan İbrahim Kağan'ın annesi. Bakın, 5 Nisan 2013'te programımıza katılmıştı, oğlunu aramıştı. Bu aslında iki açıdan önemli. Birincisi, bizim programımız herkese açık. Biz o dönemde İbrahim'i aramıştık, başına bir şey gelmesinden endişe etmiştik. Yani hep diyorum ben, biz taraf değiliz ki, yani adam bizim muhabire orada bağırıyor çağırıyor da senin arkadaşın da kayıpken bak yine biz annesini de stüdyoda ağırlamışız. Yani başka da bir şey de söyleyemiyorum. Bakın izleyelim. Kadriye Hanım, oğlunu aramak için aramızda. İbrahim 34 yaşında, 21 Mart'ta kayboldu. Evet. Konfeksiyonda çalışıyormuş, son 2 aydır da işsizmiş. Evet. Evli, 2 çocuk babası. Durumu iyi olmadığı için eşi ve 2 çocuğu bir süre önce kız kardeşinde kalmaya başlamış. Eşiyle en son 20 Mart'ta görüşmüş, 2-3 gün ortadan kaybolmam lazım, başım belada demiş. Ama nedenini açıklamamış. 23 Mart'ta da eşine mesaj atmış, ben emniyetteyim, savcılığa gideceğim, ne olacak bilmiyorum demiş. Annesi kayıp başvurusunda bulununca oğlunun polisi araması olduğunu öğrendi. Fakat buna rağmen dedi ki, hayır, araması da varsa neyse ortaya çıksın. Çünkü ben başına daha büyük bir iş gelmesinden ne korkuyorum. Olur, ne olursa olsun Müge, ne olursa olsun. Anne, ben filan yerdeyim desin. Ben peşi sıra gideceğim. 2 tane yavrusu var, telefon edemiyorum kıza. Aradığım anda babaanne, babam nerede? Hani babamı getireceğim, televizyona gidiyorum da babamı niye getirmiyorum? Anne, ben buradayım de ne olursun el ayağı öpeyim. Oğlum, en büyük dert bu derdimiş oğlum. Babanı da unuttum. İki kuzuyun boynunu bırak. Ben sana bu kadar ediyorum kuzum, ne olursun. Diyorsun ki ne suçunda varsa gel. Tabii cezanı canım. Çek en azından, neredeyse de yerini bilirim yani. O zamanlar karısı ablasının evinde oturuyor. Alırım onu oradan. Giderim başka bir yerden ev tutarım. İki çocuğuna ben bakarım, o çalışsın. İki çocuğuna ben bakayım, o çalışsın. Yalnız ki onun nerede olduğunu ben bileyim. Çok haklısın. Sen arabanı bana vekaletle satan verin mi? Git bu arabayı sat diyebilir mi? Bu adam kim? Neyse açığa çıksın. Bu arabanın üstüne benim çocuğum kayboldu gitti. Ha, belki de diyorsun benim çocuğum ortada. Tabii yok. Tabii canım, benim çocuğum onlar kaybetti. Benim çocuğum onlar kaybetti. Kimse kaybetmedi. 34 yaşında, 26 senedir ben burada oturuyorum. Hiç kimseye bir suçu yok benim çocuğumun. Bakalım, bir haber bekleyelim. Evet. Efendim, daha sonra anne programımıza katıldıktan sonra oğlu anneyi aradı. Böyle böyle benim bir polisle aramam var. Ben o yüzden ortaya çıkmıyorum. Beni arama dedi. O yüzden anne bir daha gelmedi. O dönemde yine birinin arabasını almışlar. Satmışlar, parasını ödememişler. Arabanın sahibine. Yani kaçması o yüzdendir. Evet. Bak, anne diyor ki işte çocuklarım var, babamı soruyor. Tutuklanan Özcan evli, 2 çocuk babası. Şevket evli, 2 çocuk babası. İbrahim evli, 2 çocuk babası. Aydın 45 gün önce babasını kaybetmiş. Annesinin psikolojik rahatsızlıkları var. Evde anneye bakıyordu. Yani nereden nereye? Ve efendim Fatma Hanım, işte şimdi, az önce annesini izledik, programımıza da katılmıştı. Sizler hatırlayacaksınız, anne çok üzgündü. Onun eşi, benim eşim işsizdi, onu kandırdılar diyor. Bir de aileler de perişan. Şimdi hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştılar. Bakın. İbrahim Bey'in bir cinayette ismi geçiyor ve şu anda da cezaevinde. Siz Özcan Bey'i tanır mısınız? Yok, tanımam. Eşiniz tanıyor mu? Yok. Çünkü hiç bahsi bile geçmedi yani. Genelde aradığı kişiler hani telefonda kayıtlı olur. Öyle birisi kayıtlı yoktu. Yani. Müge Anlı'yı sürekli izlediğim için televizyonda hani Birol davasından dolayı duydum ismini. Peki Birol davasında birkaç isim daha geçiyor. Evet. Vakıf, Şevki. Bunları tanır mıydı eşiniz? Sadece Vakıf tanır. Onu da parti arkadaşı olarak biliyorum. Bana iş bulacak diyordu. Sordum ne zaman tanıştığını. 1,5 ay oldu dedi. Ayın 6'sında beni işe götürecek dedi. Öğlen sonra dedi ki Fadime, yok biz kalfayla görüşeceğiz, işe gidiyorum dedi ve telefonunu kapattı. Akşam oldu, bekledim bekledim gelmedi. Acaba başına bir şey mi geldi? Hani niye gelmedi diye merak ettim.
çektim. Gittim parti binasına eşimi sormaya. Orada dediler ki buraya hiç gelmedi. Oradan geri dönerken bana bir mesaj geldi. Mesaj mı attı, aradı mı sizi? Yedisine mesaj attı. Ben aramama izin vermiyorlar ama. Kendi hattından mı attı? Evet. Siz onu aradığınızda telefon cevap sürekli vermiyor kapalıydı. Mu, kapalı mı? Kapalıydı sürekli. Vakfın telefon numarası yok muydu sizde? Tanımıyordum ki telefon numarası olsun. 9'unda da beni inanmaz diye vakıf telefonda adını da bilmiyorum. O olduğunu da bilmiyorum. Dedi ki yenge benim yanımda, biz geliyoruz. Yani sabah 9 gibi. Sabah 9 gibi, evet. İlk önce sizin eşiniz mi sizi aradı, vakıf mı? Eşim aradı, vakıfta elinden aldı. Ben, yenge ben de yanındayım, beraber geliyoruz dedi. Neredesiniz tam olarak? Neyle geliyorsunuz dediğinizde? İki dağ tarafındayız dedi. İşte öğlen sonu da evde oldular. Geldiğinde nasıldı hali, oturuşu, kalkışı? Gayet normaldi yani. Sabaha kadar sürekli beton döktük dedi. Biz derken başka kimlerin ismini verdi? İşte vakıfla ikisi. Ustamız var, kalfası. Hani öyle bir şeyler dedi ama kaç kişisin diye de sormadı. Siz Birol'u tanır mısınız? Yok. Müge Anlı'yı seyrettiğim için sürekli. Orada gördüm ve çok üzgünüm. Televizyonda yayınlanmaya başladığında bu cinayete sizin eşinizin isminin de karıştığını biliyor muydunuz? Pazartesi günü tutuklandı ve ben bilmiyordum bu olay için olduğunu. Ben dedim ki vakıfın adı geçtiği bu. O vakıf, o vakıf mı dedim. Onu da mı tutukladılar yoksa dedim. Evet dedi. Dedim senin ne işin var onunla? İş için götürdüler Fadime dedi. Ve oraya da gittim. İşin içinden kendimi buldum. Beni dedi zorla tehdit ettiler. Aydın'la Birol arkadaydı. Biz de vakıfla işte beraber Özcan'la tuttuk. Birol'u Özcan işte biber kazı sıktı. Vakıfta bir iki yumrukladı. Arabaya attık. Aydın'ın arabasından alıp kendi arabalarına kendi mı? Özcan'ın arabasını, evet. Ben de daha o işe karışmadık. Zaten biz vakıfla bindik arabaya geldik dedi. Özcan yanındakilere ne söylemiş? Niye böyle bir şey yapıyormuş ki? Yani evime bastılar işte namus davası hesabına. Sadece amcaoğlum zaten. Ben çocuğu alacağım. Sadece dövüp bırakacağım. Onlar da öyle amcaoğlu bir şey yapmaz diye bırakıp gelmişler. Elini ayağını falan bağlamamışlar. Yok, söylemedi. Ben onu gördüm demedi. Kimler varmış başka yanlarında? Aydın'dan aldığını söyledi. Dedi. Biz hatta sorduk, Şevket de varmış, televizyonda görüyoruz. Ben onu hiç görmedim dedi. Birol'un ailesine de başsağlığı diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Ki çocuğu olan bir insan, birisine incitmeyen bir insan. Nasıl böyle bir olaya katıştırdılar? Birol'un kayıp olduğundan haberdar. Haberdardı çünkü tedbiri bile olmadı yani. Hayatından endişe etmedi mi madem ki? Hiç haberim yok. Demek ki buna Özcan bir şey yaptı. Demek ki bu çocuk hayatta yok. Ben de gideyim hani bir yerlere başvuruda bulunayım. Niye İbo, madem bunu gördün niye söylemedin? Bana dediği kelime şu oldu. Ben pazartesi Müge Anlı'ya bağlanacaktım Fadime ama o gün de hastaneye gittik. Geldiğimizde program bitmişti. O yüzden haber veremedim dedi. Zaten o akşam da aldılar. Ben dedi vakıftan haber bekliyordum dedi. İbrahim Bey bundan birkaç zaman önce kaybolmuş ve siz bizim programımıza gelmişsiniz galiba, evet. Değil mi? İş vaadiyle götürdüler. İşin içinde de bir anda kendini buldu. O zaman da anne yine borçtaydı. 2 aylık kiramız duruyordu. Yani bunu alıyorlar, götürüyorlar. Diyor ki bizim otogalerimiz var. Adlarını o zaman unuttum. Gidiyor ki bu dolandırıcı kişi çıkmak istiyor. Bu sefer de diyorlar ki ailene bir şey yaparız. Bana diyor ki Fadime ben 3 gün ortada gözükmeyeceğim. Ve gidiyor. Gelmedi diye biz kayıp ilanı verdik. Kayınvalidem Müge Anlı'ya başvurdu. Dedi ki benim oğlum kayıp. 20 gün sonra haber aldım. Dedi ki ben başım belada olur. Sana da bir zarar verirler diye aramadım. Her zaman arkasındayım. Çünkü eşim öyle bir şey yapacak bir insan değil. Sineği bile incitmez. İnanmıyorum çünkü onlar oyununa geldi. Çünkü biliyordu işsiz olduğunu. 2 aydır kirasını ödeyemediğini biliyordu. Elektrik suyunu durduğunu biliyordu. Vakıf kandırdı. Şunlara bak ya. Yani şimdi bu adamların bak kaç aile, kaç tane genç hanım kocasız, kaç tane çocuklar babasız büyümeye başlıyor. Bu ailelerin yuvaları ne kadar devam edecek belli değil. Bu çocuklar babadan uzak kaldılar, anneyle beraber nasıl geçinecekler, nasıl yaşayacaklar? Yani bir aile faciası, bakın bir olay birçok ailenin de dağılmasına veya perişan olmasına sebebiyet veriyor. Evet, tabii ki önemli olan en birinci derecede Ömer Bey'in oğlunu kaybetmesi. O telafisi mümkün değil. Ama diğer ailelerin de perişan olmaları hep böyle lüzumsuz ve hesapsız öfkeyle kalkıp işte büyük birçok zarara sebebiyet vermenin canlı işareti. İşte kendi şimdi, çoluğunu çocuğunu düşünmeyen fark ediyorsanız, demek ki sana bana neler yapar işte. Maalesef. O da bizim bir mihenk taşımız olmalı. İnsanlarla evet. Arkadaşlık etmekte, evet. Dostluk evet. Etmekte, komşuluk etmekte, hatta akrabalık ilişkilerini yürütmekte bizim mihenk taşımız bu olmalı. Ben hep ona bakarım. Eşine bunu yapıyor, bana ne yapmaz? 35 yıldır. O yüzden hiç kabul etmem. Yıldır. Hiç kabul etmem. Kendi yani, çoluk çocuğuna eşine. Eşine onu yapıyor, hiç görüşmem. Evet. Eşi için laf söyleyeni, eşine şiddet uygulayanı, çoluğunu çocuğunu aç bırakana hiç istemem. Çünkü ben, ona onu yapan... Sana bana ne yapmaz? Doğru. Ben hayatı öyle benim bakıyorum. 40 yıllık şiarım buydu.
eşinle, çoluğuna, çocuğuna bunu reva gören bana haydi haydi yapar. Evet. Evet. Doğru. Dolayısıyla mesafemi ona göre korudum. Evet. Bakacaksın yani eşi için ne söylüyor? Eşi için eşine bir şey söyleyen herkese her şeyi söyler. Çoluğunu çocuğunu aç bırakan sana bana her şeyi yapar. Bu olmalı. Mihenk taşı bu olmalı. Şimdi bakın. Telefon alacağım. Özür dilerim. İbrahim'in eşine anlattıkları mantıklı hale getirmiş mizansen. Mantıklı biçimde anlattığı mizansen. Bunun Türkçe adı kandırmaktır. Doğru. Bunun Türkçe adı kandırmaktır. Doğru. Ve kişi kendi kurduğu mizansene en sonunda kendi inanmaya başlar ve sürekli motivasyonu o yalan üzerine kurulur. Sürekli. Evet. Hocam söyledikleri şu. Yani ona daha sonra tabii ki adalet karar verir. Adli tıptan gelecek sonuç karar verir. Gitmeleri, gelmeleri, saatleri falan. Söyledikleri benim, yani Özcan'ın ona söylediği, bu benim zaten amcamın oğlu. Ben ona bir şey yapmayacağım. Alacağım, onun gözünü korkutacağım. Ailesinin de gözünü korkutacağım. Gelin siz bana yardım edin. Onlar diyor ki biz öldürüldüğünü bile bilmiyorduk o an. Özür dilerim. Bu hadise de suçtur. Amcanın oğlu değil. İstersen bir başkası tabii, olsun. Tabii, tabii. Bir suç olayına beraber bulaştınsa, bir ihbarın yoksa. Şimdi bakın bizde sürekli ihbarcılık ya da ihbar müessesesi olumsuz anlaşılıyor. Olumsuz bir toplumsal izlenim var. Fakat bu yanlış. Almanya'da herkes birbirini ihbar edebilecek bir toplumsal düzen kurmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Her namuslu vatandaş devleti ve milleti için bir suçu en ufak bir belirtisi dahi olduğu zaman emniyet güçlerine bildirmek durumundadır. Bunun adı ihbar. Evet. İhbar hiçbir şekilde olumsuz bir duygu değildir. Normaldir. Olması gereken de budur. Evet. İşte bizim izleyicilerimiz sağ olsunlar vallahi bu 8 yıl içinde bu duyguyu bize çok güzel yaşattılar, hissettirdiler. Ama madem işin içindesin, yani size orada katılıyorum. Madem böyle oldu, sen de aradan onu korkutacak, bırakacak diye düşündün. Aradan bunca zaman geçti, aile buraya geldi, belgeler ortaya çıktı. Hala çocuk yok, artık 10 gün oldu, 12 gün oldu. Niye o zaman sen gidip emniyetin seni almasını bekliyorsun? Yanlış. Sen gidip emniyete, böyle böyle bir şey oldu. Ben de, yani beni arkadaşım aldı, bulaştırdı bu işe. En azından. Benim bununla bir ilgim yok. Yani yapmamalıydım, onu da yapmamalıydım. Onun da suç olduğunu biliyorum ama katılmamalıydı. Mesela Aydın'a biz bunu anlattık. Zaten ondan sonra dökülmeye başladı. Birinci gün konuşmadı. İkinci gün özellikle sizlerle beraber arkadaki odada bir takım görüşmeler sonucunda başladı yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Efendim şimdi arkadaş ya da dost dediğiniz kişi sizi yanlış yoldan alıkoyan kişidir. Bakın ben arkadaşım diye ses çıkaramadım fikri bile yanlıştır. Arkadaş bu yanlış. Bunu yapma. Bunu yapmayalım, asla yapma diyen kişidir asıl arkadaş. Tabii yanlışı gördüğü zaman ikaz etmeyen arkadaş değil. Mesela biri birine uyuşturucu ikram ediyor. Arkadaşı. Bir de ne diyor? Bir kereden bir şey olmaz. Diyor. Bundan sonra bakıyorsunuz adı arkadaşım. Nereye gidiyorsun? Ahmet'e gidiyorum. Niçin gidiyorsun? Cevap yok. Uyuşturucu içmeye gidiliyor. Anlatabildim mi? Kullanmaya gidiliyor. Diyorum ki ben. Kişilere arkadaşım bu arkadaş değildir. Tabii. Bu ancak olsa olsa tanıdık biridir. Arkadaş başka, tanıdık biri başka. Siz gene hocam bence düşmanı yani en büyük düşmanı. Evet. Bugün gazetede bir haber vardı. İlik okulun bahçesinde koca kazık kadar adamı yakalamış polisler. İlkokulun bahçesinde satmaya girmiş adamlar. Bir de ilkokulun arka kapısından falan filan atlıyor, kaçmaya çalışıyor falan polisler yakalamış. Tabii canım yani. İlkokul artık. Her yere güvenlik tedbiri almak için güvenlik gücü mü yeter yani? Peki eşi ve annesi de telefona bağlanmak istiyormuş İbrahim'in. Bir ara verelim. Umutcan da 19 yaşında. 10 Nisan'da kaybolmuş lise son sınıf öğrencisi. Okula gidiyor, aynı zamanda da staj yapıyorum. Kaybolmadan bir gün önce annesine staja gitmek istemediğini söylemiş. Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin.
İbrahim'in annesi Kadriye Hanım telefon attığımızda. Kadriye Hanımcığım günaydın. Ve günaydın. Allah yardımcın olsun. Amin canım benim, amin amin. Yani sen çocuğunu aramaya diye gelmiştin. Nelerle karşılaştın daha sonrasında? Evet, evet, evet Nuga Hanım. Nelerle karşılaştım, nelerle şey yaptım. Ben orada aileye baş sağlığı diliyorum. Benim çocuğumu kandırdılar. Sadece ben bunu diyorum. Arkadaş mıydı onlar Özcan'la, Vakıf'la falan tanır mıydınız? Ben hiç tanımam canım benim. Hiçbir zaman ben tanımam. Kim olduğunu bile bilmem ben. Bilmiyorsun. Ben bilmiyorum canım benim. Sonrasında ben görüşebildin mi hiç oğlunla, konuşabildin mi? Yo. Sadece pazar ertesi günü kızımla konuştum. Hastanedelermiş, kız aradı. Babasının telefonundan babaanne beni doktora getirdiler diyeyim. Ben de dedim kızım geçmiş olsun dedim. Ben oğlanla hiç konuşmadım. Hiç haberin yoktu yani, sen de hepsini öğrendin. Yo, ben bir şeyle haberim yok. Ben burada oğlan cezaevinde yatıyor. Ben onun için görmeye geldim kızım. Ben bunlarla karşılaştım. Ama kızım yola yürümeye dermanım yok. Çok üzgünüm. Ya canım benim ya. Allah yardımcın olsun. Ben, onunca baba yok. Kim yok, kimse yok. Ben yalnız bir evde yaşıyorum. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Biri orada, biri burada. Ben ne diyeceğim bilmiyorum. Suç Allah onlara sabır doğurdu. Allah razı olsun senden. Yani Ömer Bey, yani suç kişiseldir diyoruz ya işte yani. Evet. Anneler, evet. Babalar, eşler de tabii arkadan, onlar da evlatlarının ya da eşlerinin neler yaptığını bilmeden onlar da evde oturup işte yol gözlüyorlar, evet. Ama çok acı tabii. Yani eğer hep söylüyoruz yani herkes suçu nispetinde cezasını çekecek yani, artık bundan geriye dönüş yok. Çünkü evet, ortada hocam. Da olmayan 19 yaşında küçücük bir çocuk var. Yapacak da bir şey yok yani. 19 yaş işte yani arada aslında Hüseyin, onun da fotoğrafını gösterelim yani. Özlem'in oğlunun da hala da onu da arıyoruz. Cumartesi pazar günü ses çıkmaması da beni çok endişelendirdi. Hani 19 yaşında lise sonunda okuyan çocuğumuz işte. Yani bunlar işte ailelerinin hani okusun diye çabaladığı, aman bir şey, bir meslek sahibi olsunlar. Aman elleri ekmek tutsun. Hani Ömer Bey valla ilk geldiğinde Perşembe günü arkada ağladı, yüreğimi dağladı. Ben kendim eski ayakkabısını giyiyordum. Ben ona yeni ayakkabı alıyordum ki genç çocuktur, ayağında yeni ayakkabısı olsun dediği evlat işte. Hep öyle büyütülüyor bunlar yani, el bebek gül bebek. 19 yıl yani 19 yıl bir evlada emek vermek ne demek? Evet. Şimdi de evet. Hani Ömer Bey hiç olmazsa ben çocuğumun, yani bunları da tahmin edemediği için, hadi hiç olmazsa mezarını yaparız hemen falan diye düşündü. Sonrasında daha da yıkıldı adamcağız. Bütün aile olarak, yani ben Ömer Bey'i aile reisi olarak söylüyorum. Hepsinin derdi ayrı. Fadime de telefon attığımız demiş. O da İbrahim'in eşi. Fadimeciğim. Efendim. Hayatım sen çalışıyor musun? Yok canım, evde iş yapıyorum. Gerekirse hurda topladım. Yani öyle... Yani sürekli yani bir şeylerle çocuklarımı geçindirmeye çalışsam diyorsan. Kaç yaşında çocukları? Biri 2,5 yaşında, biri 5,5. Hadi buyur işte. Hadi buyur kardeşim, 2,5 yaşında. Yani şimdi eşin de yok, sen yine ev işi falan yaparak çocuklarının geçimini sağlayacaksın. Zaten hala evde işim var ama elim deyip yapamıyorum yukarımız. Yani Allah yardımcınız olsun. Sen de aileye başsağlığı dilemek istiyordun. Yayında istiyorsan evet. Canlı yayında da söyle. Başına sağ olsun ve çok üzgünüm. Bu kendi evladım da olabilirdi. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Çocuğu, bir anne olarak o kadar üzgünüm ki anlatamam. Çocuğu olan adam, ailesi olan adam bu işlerin peşine koşmaz. Zabana bismillahirrahmanirrahim elini açar. Allah'ım benim rızkımı sen ver. Çıkar durağa, iş arar kendine. Ahmet'in Mehmet'in çocuğunu öldürmeyle para kazanılmaz hocam. Bunu ben onlara söylüyorum. Ahmet'in Mehmet'in çocuğunu sırtına bıçak vur. Tabii sen bunları Fadime Hanım'a ya da Kadriye Hanım'a söylemiyorsun yani, tabii de. Yani böyleliğinden para kazanılmaz hocam. Çok haklısın. Sabahına yalvaracak Allah'ına, kılacak namazını. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım nasibim sen ver. Onun bunu çoluğunu çocuğunu peşinde uğraşmayı bırakacak. Kendi işini takip edecek. Evet ve Fadime'cim benim anladığım kadarıyla sen, onlar gece Çanakkale'de de kalıyorlar. Yani sen de eşini merak ediyorsun, neredesin evet. Falan diye.
Bunun üzerine vakıf seni arıyor. Yenge biz beraberiz de orada iş baktık da falan diye, değil mi? Yani seni rahatlatmak için. Yok canım, ben vakıf beni birebir aramıyor. Ben başka arkadaşına diyorum ki ya ben eşim gelmedi. Sen biliyorsun vakıf arkadaşıydı. Ya abi ne olur bir haber ver. O da arıyor, vakıfın arkadaşlarıyla ulaşıyor. O da diyor ki biz beton döküyoruz. Ha, beton döküyoruz dedi sana. Evet, bu akşam gelecekler dedi ayın 8'ine ve bekledim sabaha kadar, gelmediler. Ve sabahın köründe beni aradı, dedi ki Adime ben çıktım geliyorum. Vakıf da yanımda, dedi ki yenge benim yanımda. Ama vakıf olduğunu bile bilmiyorum adını. Peki. Ta ki bizim eve gelene kadar yani vakıf olduğunu öğrendim. Peki Fadime, eşinde herhangi bir böyle bir tavır değişikliği var mıydı? Hani yemeden yok, içmeden kesilir, ağlar, tedirgin olur. Yok canım, gayet normaldi yani. Zaten gelir gelmez 3 kız sonra hemen, yani hemen işe başladı. Çünkü kirası duran, durumumuz zor. Yani o kadar zor durumda bir insanım ki 2 aylık kiramı veremeyen bir insanım ben Müge Hanım. 2 aydır kiranızı bile ödeyemiyordunuz. Evet. İşte. Yani elektrik suyunu zor ödeyen bir insandım ben. Evdeki işlerle hurdayla geçinen bir insandım ben. Senin de yaptıkların anca boğazınıza yeter. Tabii kiraydı yani, vesaireydi. Nasıl ödeyeceksin? Ya onu da sırası geliyor yardımlarla ödedim Müge Hanım. Evet. Sağ olsun kaynakamlarımızdan gittim başvurdum. Bazı yerlere başvurarak onlara da yani sırası geldi öyle ödedim. İşte Ömer Bey de zaten o kadar doğru söylüyor ki. Yani senin burada çoluğun, çocuğun, karın var, onların geçimini sağlamak varken evet, senin ne işin var Çanakkale'de benim çocuğumu senin, peşinde diyor. Senin kocan benim ciğerimi söktü. Bunu vaktiyle söyleyemedin mi sen ona? İyi işin ya, peşinde koş diyemedin mi? Zaten benim ciğerimin birini aldı benim. Benim içerim tuzu diye, hiç bunlardan haberin var mı senin? Kaç İnan Ömer Bey, ben dökülden beter yanıyorum. Kaç gündür hatta nerede benim evimde. Siz şimdi buraya yayına bağlanıyorsunuz. Siz şimdi kendinize acıtmaya çalışıyorsunuz siz. Benim ciğerim söküldü. Bundan haberin var mı senin? Çocuğu Ömer, olan, ailesi olan Ömer adam Bey, bunları yapmaz. Ömer Bey, bir şey söyleyeceğim ama yani kadının ne günahı var? Kadının 2,5 yaşında, 5 yaşında İşini iki tane çocuğu verir. Var. Ettim diyor işte kadın. Aradım sabaha kadar aradım, bana da beton dökmedeydim diyor, dedi diyor. Zaten Müge Hanım, zaten ben böyle bir şey... Bir sene evvel de yine kayıp, annesi geliyor burada ağlayarak yine çocuğunu aramaya. Ne yapacaksın yani? Allah vermesin. Ya zaten Müge Hanım, ben böyle bir şey olacağına düşsem pimpirikli bir insanım. Ben buna izin verir miydim acaba? Ben her zaman uyaran bir insanım. Helalinden ye, helalinden çocuklarına getir. Ben de çalışayım. Ben de çocuk arkadaşlarını bulma. Ama dinletemedim. Sürekli uyardım yani. Sürekli uyardım. Her yerden kaçtı, yine kötü arkadaş onu buldu. Çalışan adam hiçbir zaman şu şekilde bu devirde aç kalma şansı yok. Çünkü bir adam çalıştın mıydı işini helalından süre cebine koyduydu ya, o artı ya da noksanlaşmıyor. Ben buna inandım. İnancım sonsuz buna. Ben de ona inanıyorum Ömer abi. Arın teri var ya, şu arın teri şu cebinden düşsün şuraya, o sana geri nasip oluyor. Bunu evet, iyi bilin. Evet. Aynı o para senin geri cebine dönüyor. Ama çalma, çırpma, bunlar dönmüyor geri. Yani paranın da gerçekten aynı yeteni yetmeyeni, hayırlısı hayırsızı var yani. Tabii. Evet. Bazı para bereketli. Hangi para bereketli? Alnının teriyle kazandığın para bereketli para. Kimseden çalmadan, çırpmadan, önünü kesmeden yediğin para o hakikaten kısmetli bir para. Onunla her şeyi alabiliyorsun. Yani zaten sabahleyin evden çıktığımız işte zaman ya Rabbim hayırlı işler ve bereketli kazançlar nasip eyle diye dua etmek lazım. Evet. Yani İşin de hayırlısı, kazancın da bereketlisini Allah'a duanı okuruz da edeceksin, o şekilde de davranacaksın. Yani Ömer, yani Fadime Hanım'a bir şey söylemek gerçekten burada doğru değil. Fadime'cim, Allah senin de yardımcın olsun. Amin, sağ olun Müge Hanım. Yani Müge Hanım zaten yani senin de anladığım kadarıyla zaten ilk çekişin değil ki bu kocandan yani senin. Adam gidiyor, ya, gelmiyor, başka olayları evet, var. Evet, aynen. Ya sürekli düzgün çalışan bir insan değildik Müge Hanım. Tekstilde çalışıyordu. Bir giriyor bir çıkıyor, parasını alamayan bir insandı. Hayatım, yani ben ama niye kısmını... parasını alamıyor? İşte herkes alıyor da niye bazıları alamıyor? Çünkü gitmiyorlar, etmiyorlar. Yok Müge Hanım, bu küçük atölyelere gidiyor. Bunu da zaten atölyeye gider. Çoğu yerde kalıyor. Beraber çalıştık, yine kaldı bunun parası. Hocam, bir şey sorabilir miyim bu hanımefendiye? Efendim? Bu hanımefendiye ben sorayım şimdi. Bu elin arabasını getirdi diye arın teriyle almış adam, parasını vermiyor. Bu acaba bu parayı nereden aldın? Nereden kazandın? Bu hanımefendi hiç kocasına hesap sormadı mı acaba? Arın teriyle mi kazandın? Neyle? Bu adam o arabayı nasıl aldı? Zaten parayı getirmedi. Bu adam?
Çoluğa çocuğuna ekmek getirdi, sana getirdi. Nasıl yedin bu ekmeği, sana sorayım. Ömer, bir şey söyleyeceğim. Fadime'ciğim, ben sana çok teşekkür ediyorum. Bunun Allah seni de yardımcın olsun. Bir günah yok. Yani bak, onlar da bağlandılar. Başsağlığı dilemek için daha evvel de programımıza katıldıkları için. Tabii tabii. Bir şeyimiz var. Ya, insanların aslında ben şunu anlamanız için de onları dinlemek istedim. Suç kişisel, kişisel. Sen istediğin kadar uğraş. Bak, amcanın mı oğlu dedin, yapmaz dedin. Yani senin de amcanın oğluydu. Şimdi senin amcanın oğlu, senin değil de başka bir komşunun oğlunu şey yapsaydı da sana gelip söyleselerdi. Sen nasıl amca oğlusun, sahip çıkamadın mı? Ne yapacaktın sen? İşte hocam, bunların işi bu. Hani yapamıyorsun bir şey. Allah bunların kötüyle karşılaştırmasın. Bu. Ne yapsın Fadime Hanım yani? İlk değil ki adam. Diyor işte yani, para alamaz, oraya girer, oradan çıkar falan yani. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Gene kadın işte evde ben çalışıyorum, çocuklarımın rızkını sağlamaya çalışıyorum. Hocam, ben bunlardan savcıma, hakime, hepsine sesleniyorum. Bunların en ağır cezasını almasını istiyorum. Benim şu ciğerimi söktü bunlar. Şimdi bunlar o yanda bu yanda ihtira, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hepsi yalan bunların. Bunların zaten yalanları ta arabadan beri biliyorsunuz, hepsi piyasada. Savcımız da dinledi bunu. Hakimimiz de, karakol komutanlarımız da, bilmem emniyetlerimiz, hep bunların ifadeleri. Eğer benim de bir yanlış ifadem varsa hakimim, savcım bana desin ki avukatım burada şu yanlışım var oğlum desin bana. Benim başımın üstünde yeri var hocam. Ben hatamı arayayım, işe başlayayım, hatamı arayayım, bulamayayım. Yatağıma yatayım, arayayım, bulamayayım, soframa oturayım. Ya ben bunlara ne yapmışım hocam? Ne yapmışım? Bana desin ki şu hatam var desin. Ben de bu hatamı karşılığını hakikaten adam bana doğru yapmış diyeyim ya yani. Bir de Ömer Bey, ben sana şunu soracağım. Yani sonuçta eğer Özcan'ın senin eşinle bir problemi varsa, yani bunu gelip çözmesi gereken, sorununu çözmesi gereken kişi sensin. Evet. Yani öyle değil mi? Hayır, tabii. Yani Ömer'e gelip senin eşin bana iftira attı, değil mi? Ya da hani şöyle oldu, yanlış anladı vesaire diye çözmesi gereken kişi Ömer Bey değil mi? Çocuğundan ne istiyor? Hocam eşim, o da onun çocuğu. Eşim diyor ki, eşine söylüyor ki, diyor ki eşine tembel git, beni aramasın. Bu suç mu hocam? Üstten aşağı komşuya gidiyor, komşudan gelip hani boynuna sarılıyor bilmem. Bunlar iyi bir şey mi hocam? Yani bunları, bu çoluğu var, çocuğu var, ev almışsın. Bunların niye peşinde ol hocam? Ahmet'in, Mehmet'in yuvasını niye yıkmaya çalışıyorsun sen? Eşimin evet. Borcu var, başı belaya gitmesin diye bunları bana söylememiş. İşte zaten aslında şimdi, yanlış orada başlamış. Burada biz şunu görüyoruz. Bu şimdi, yani kendi adaletimizi kendimiz sağlamaya kalkışırsak sonu böyle oluyor. Devlet olmadan bekleyeceğiz, çıkarıyoruz. Sabırlı olacağız. Evet, belki uzun sürüyor bazı davalar. Hepimizi sıkıyor. Evet. Hepimizin evet. Bak, ben de dahil olmak üzere adaletin kapısına gidip haksızlığa uğradığını düşünenlerin sayısı çok fazla. Ben haksızlığa uğradım diyorsun. Anlatamıyorsun derdini. İşleyiş insanların değil mi? Yoruyor, bitiriyor falan. Ama bugün bak nasıl söylüyorsak, Özcan'ın yanında giden herkesin eli bu kana bulaşmıştır. Öyle ya da böyle. Tabii. O gün Özcan'ın kapısına giden Birol ve arkadaşları da aynı suçu aslında ortaklar. Yani böyle bir hak kimsede yok. Hadi toplanalım gidelim böyle bilinç ki. Hayır, yok. Herkes işini adaletle çözmenin yoluna evet. Gidecek. Yani toplanalım gidelim, orayı basalım, buraya basalım. Yok yok böyle bir şey. Bak bunun sonu nerelere varıyor. Bundan hepimizin çıkartması gereken dersler var. Çocukcağız maalesef hayatta değil, nurlar içinde yatsın. Yani yattığı yerde inşallah rahat uyur bundan sonra. Ama yani o böyle bir şey yaptığında diğer arkadaşların onu sakinleştirmesi lazım. Yok Birol, gel. Gel biz buradan karakola gidelim, gel şikayetçi olalım. O gün karakola gidilseydi zaten Özcan'ın yakalaması var. 83 gün mü 93 gün mü bir şey söylüyor. Zaten 3 ay adam yakalaması var. O gün karakola gidilse, polis alıp oraya gelinirse değil mi? Adam zaten tutuklanıp gözaltına alınacak. Hani daha başka olabilirdi işler. Olayların sıcaklığı da değişecek, soğuyacak. Evet. Yani hani hep diyoruz ya arkadaş, arkadaş biraz da insanı alevlendiren değil, sen öfkelendiğin zaman biraz onun üzerine soğuk su döken arkadaş olmalı. Gerçek dostluk. Arkadaşlık bu. Gerçek işte o dostluk mesabesindeki arkadaşlık dediğinizi yapması lazım. Üzerine kalkıp da ateşin üzerine benzin dökerek gidilmez. Küllenerek gidilir. Dostun sakinleştirmek lazım. Bak şöyle yapsak lazım. Acaba daha iyi olur mu diye. Bak şimdi iş nerelere vardı? Değer miydi? Hiçbirine değmezdi. O gün senin eşinin üzerine mi sağlıyordu? O gün gidecekti.
hani o gün o olayı orada yapacaktı. Diyecekti ki böyle böyle polis çağrılacaktı. İşte ifadesi alınacaktı. Dediğim gibi yine o sırada da tutuklaması var. Her şey öyle olacaktı. Yani biraz daha sakin gitmek lazım. Çok zor olduğunu biliyorum o olayı yaşarken. Çok zor. Evet. Ama işte o zoru başardığımız zaman daha büyük felaketleri önleyebiliyoruz. Vazgeçin artık yani o onu toplandı gitti onu gidelim arkadaşımın peşine takalım. Ya dur bir arkadaşını kolundan şey bir dakika ya dur da biz ne yapıyoruz de ya. Bir arayalım polisi de. Böyle yapılması gerekmez miydi? Tabii olması gerek. Adam unuttu her şeyi bundan evvel yapılanları. Nursel söylediğinle kaldı. Şimdi de diyor ki çünkü Nursel buraya ilk geldiğinde dedi. Beni dedi sürekli cep telefonundan değil ki dedi. Başka evet, numaralardan arıyordu dedi. Da, o da o yüzden tabii. Yayına bağlandığında diyor ki baksınlar bakalım benim cep telefonuma ben onu aramış mıyım? Kadın diyor ki beni kendi zaten en başta söyledi o daha bağlanmadan. Beni farklı numaralardan evet, arıyordu değişik, dedi. Değişik numaralardan aramış. Yani. Bir telefonu var bizde aradığı sahibi. Beni de aynı o gün bana da küfür etti o. Çocuğa da küfür ediyor. Başka bir numaradan arıyor. Aynı kendi numarasından var evet, o sırada. Evet. Bir numarası bana aynı küfür ettiği numara. Aynı bende yazılı şu an hocam. Aynı bu olayın gün çıktığı gün bana küfür ettiği şeyler evet. Aynı yazılı hocam. Bir de İbrahim Bey'in baldızını da bir izlesek. İbrahim Bey benim eniştem olur. Ablamla yaklaşık 11-12 yıldır evliler. Pazartesi günü eniştemin gece 12'de Gayrettepe şubesinden alındığını öğrenmişler. Kıraç karakoluna uğrayıp oradan tam bilgilerini almışlar. Ve daha sonra salı günü eve gelen ekipler tarafından aramalarda ablam bu işin içinde eniştemin adının geçtiğini öğreniyor. Çünkü daha önce de evde olduğu için ablam sürekli Müge Hanım'ı takip ediyorlarmış. Bu Birol olayından haberleri varmış. Ama konunun nasıl buralara geldiğini, eniştemin bir karıncayı incitmeyen bir insanın nasıl bu olayların içinde olduğunu biz de çok şaşırdık. Çarşamba günü öğrendikten sonra ablam perşembe günü için 5-10 dakika için görebileceğimizi söylemişler. Ben de ablamı buradan aldım ve perşembe günü Gayrettepe'ye gittik. O arada eniştemi görme fırsatı bulduk. Kendisine de sordum. Çok üzgündü zaten içeri girdiğinde de. Enişte nasıl bu olayların içine girdin? Nereden bu insanları tanıyordun da olay buralara geldi? Biliyorsun dedi iş için her yere gidiyordum dedi. O arada da zaten 2 aydır bir boşluğu vardı. Çalışmıyordu. Ablamın da söylediği gibi kiraları duruyordu, faturaları duruyordu. Bundan dolayı nerede iş bulsa oraya gidiyordu. Bunu söyledi. Bize olayla ilgili de tek anlattığı konu da beni vakıf dolayısıyla inşaatta çalışmaya diye buradan götürüyorlar. O işin içinde daha sonradan kendini bulduğunu söyledi. Konuşmaması için de tehdit aldığını söyledi. Peki dedim daha sonra geldiğinde gördün. Neden dedim haber vermedin? Dedi Baldız ben gördüğümde pazartesi günü dedi haber verecektim. O arada dedi hastane işlerim vardı. O yüzden dedi dönemedin dedi. Pazartesiden önce de defalarca bir oğlum fotoğrafı yayınlandı yayında. Daha öncesinde çünkü gelir gelmez oradan geldikten 3 gün sonra işe başladı enişten parti binasında. Daha zaten kahvaltıda yapıp direkt işe gittiği için pek görme fırsatı olmuyordu. Yine sorduk. Hani böyle bir şeyi yapacak bir insan neden gelsin 3 gün sonra işe başlasın? 2 tane çocuğunu bıraksın, bu işlerin peşine düşsün. Yani burada incitecek, bu olayların burasına gelebilecek düşünceye sahip olduğunu hiç düşünmüyorum. Ortada bir cinayetin olduğunu bildiğine de inanmıyorum. Orada sadece bize dedi 2 araba olduğunu söyledi. Aydın çocuğu getirmiş. Bunlar da çocuğu vakıfla beraber, Özcan'laymış zaten. Vakıfla beraber arabaya bindirdiklerini, oradan daha sonra da bunları otobüse bindirip İstanbul'a gönderdiklerini söyledi. El ayak bağlama olayları. Kesinlikle şöyle bir şey söylemedi. Biber gazı. Biber gazını vakıfın sıktığını söyledi. Vakıf arabaya bindirirken Birol'a biber gazı sıkıyormuş. Ondan sonrasında zaten bir iki tane de vakıf vurmuş arabaya bırakmış çocuğu. Ondan sonrasında kendisi otobüste gelerek daha sonrasıyla ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Ben sadece dövüp geri bırakacağım demiş çocuğu. Ayın 9'unda da sabah 9 gibi eniştem arıyor. Yola çıkıyorum, araba bekliyorum, geleceğim diyor. Ablam neredesin diyor ve Tekirdağ'da Tekirdağ'ın biraz ilerisinde olduğunu söylüyor. Yarım saat bir saat aradan sonra bir daha arıyor. Devamlı İstanbul'a gelene kadar, eve gelene kadar ablam devamlı irtibatta oluyor zaten. Telefonu çünkü ayın 9'undan sabahtan sonra açılıyor. O 3 gün boyunca eniştem ara ara telefonlarını açma fırsatı bulmuş. Öğlen 1-2 gibi eniştem eve geliyor zaten. Vakıf sonra akşam eve geliyor ablamın evine. Hani bak yenge benimleydi. Biz işte eniştemin işsiz olduğunu bildiği için ben onu işsiz bırakmayacağım. Yanımda çalıştıracağım artık onu. Sıkıntınız olmayacak. Bu şekilde konuşarak ablamı ikna etmeye çalışıyorlar. Geldiğinde de bir 400 lira
Hatta 450 lira para aldığını söylemiş ve 50 lirasını yol parası yapmış. Geldiğinde de ablama 400 lirayı vermiş kirasını, faturalarını ödesin diye Gayrettepe'deyken. Orada ablam soruyor, vakıfın adı geçti, İbrahim sen de bu işin içinde misin diye. O da benim bir suçum yok diyor, ben sadece yanlarında bulundum diyor. Beni iş için götürdüler oraya diyor. Daha sonrasında olay buralara kadar geldi diyor. Özcan'la tanıştığını ne zaman söyledi size? Özcan'ı tanıdığını hiç söylemedi. İşin içinde bulmuş kendini. Ne diye tehdit etmişler onu? Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun diye tehdit almış. Çocuğun öldüğünü bilmediği için de hiçbir şey kimseye de söylememiş, eşine de söylememiş. Öldüğünü bile Gayrettepe'de öğreniyor. İki çocuğu var, karıncayı incitecek bir insan değil. Kanundan, adaletten korkan bir insan. Enişten bunları yapacak bir insan değil. Arkasında kimsesinin olmadığını belki bildikleri için bunu buraya sürüklediler. Cinayetle hiçbir alakasının olmadığını düşünüyorum. Birol'un ailesine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah Allah'ım iki çocuğunun yüzüne güler, onları babasız bırakmaz. Bakan bir de 400 lira para vermiş. 450 lira da para almışlar. Yaptıkları işe karşı. İşte gelmek, gitmek vesaire. Zaten Aydın Şevket'in de arabayı onun karşılığında istedi. Biz Çanakkale'ye gittik geldik, benzin parası harcadık, arabayı benim üzerime geçir dediğini söylemiş. Bütün bu konuşulanlar ayrı ayrı suç ortaya çıkarıyor ve bu suçların ayrı ayrı cezaları ileride yetkili savcı ve hakimlerimiz tarafından dikkatlice nazara alınacaktır. Yazık işte, yani bazı inşallah tabii. Yani cinayetle ilgisi yoktur. Allah çocuklarının acısın diye. Bir defa bu dört kişinin cinayetle bağlarının olup olmaması ileride belli olacak ama şu anda tutuklanmalarını gerektiren en önemli sebep bir kişiyi zorla, cebir ve şiddet kullanarak kaçırmak. Hürriyeti tahdit. Bu bile 9 seneye kadar bir cezai müstezim bir durum. Yani 9 seneye kadar. Valla onun altını çize çize söyler Rambe. Evet. Yani bakın tekrar ediyorum. Bu birin Büyükçekmece Savcılığı'nın hakime sevk ettiği ve tutuklanan dört kişi cinayetle ilgimiz yok deseler dahi bir defa çok açık ve net bir şekilde zorla adam kaçırmayı, planlı bir şekilde adam kaçırmak ve hürriyeti tahdit suçunu işlemişlerdir. Emin misiniz? Bu suçun ceza kanunlarımızda şiddet kullanarak, çünkü biraz evvel hanımefendi konuşurken vakıf Birol'u dövmüş, darbelerle içeriye sokmuş ve işte, ve de biber gazı sıkmış. Burada çok net bir şekilde cebir ve şiddet unsurları da var. Bunların ceza yasamızda 9 yıla kadar hükmü var, cezası var. Yani cinayet olmasa dahi bu kişiler hakimler tarafından 9 yıla kadar mahkum edilebilirler sırf bu yaptıklarından dolayı. Yani hakimin 9 yıla kadar ceza verme takdir yetkisi bu var. Bu olayda açık olarak yetkisi var. Yani bu da işte sonra ben kız kaçırdım vesaire yapacağım evet. Falan filan diyenlere genel olarak de ben böyle kız kaçıranlar, adam kaçıranlar. O yüzden dedim söyleyin evet. Diye. Yani dikkat etsinler. Bir tek kişinin hürriyetini tahdit etmek, zorla kaçırmak bu şekilde ağır bir cezayı gerektiren bir durum olabilir. Aklınızı başınıza toplayın. Bundan böyle de attığınız adımları düşünerek atın. Şimdi bahar geldi yani. Evet. Anneler kanımız babalar kızımı kaçırdı şu oldu, bilmem bu oldu falan ne. Yok yani. Yok yani öyle bir şey. Hangi abisiyle görüştünüz Evriye? Ercan Bey'le. Özcan'ın abisi Ercan Bey'le görüşmüş arkadaşlarımız. O da demiş ki biri cezaevine öteki toprağa girdi. Çok üzgünüz ama bunların başı Nursel. Yani Fransa'dan biri izleyeceğimiz. Nursel'le de sizin... Yani Nursel'le de ne alıp veremediği var bütün ailenin. Yani bir çıkıp o zaman yani neyse bu Nursel meselesi onu da anlatan yok yani. Evet. Şimdi Ercan Bey Özcan'ın abisi. O evet. Demiş yani biz çok üzgünüz biri toprağa biri cezaevine girdi ama bunların başı Nursel. Yani bir oğlun annesini o da söylemiş. Yani o zaman... Nursel ne yapmış hocam, o zaman çıksın söylesin. Desin ki Nursel şunu yaptı desin söylesin, madem bunu kısaca kesmenin bir anlamı yok. Desin ki Nursel'in suçu bu. Evet. Fransa'dan bir izleyicimiz de mesaj göndermiş. Aman bunlar böyle kısa bir şekilde yatıp çıkmasın. Merak etmesin herkes. Bütün izleyicilerimiz. Herkesin dedi. Aslında endişesi var. Herkes işlediği suçun cezasını mutlaka çekecektir. Bu ara demin bir şey söylediniz Büge Hanım. Bahar geldiğine olay. Bahar gelmesi bizim genel olarak nişan ve düğünlerimizin artması. Dün akşam yine... Gaziantep'te yine 8 yaşında bir yavrumuz yine aynı şekilde bir nişan töreninde havaya sıkılan bir kurşunla gitti. Akşam haberleri izliyordum.
Yani daha bir hafta içerisinde Gaziantep'te. Yani cuma günü için. Konuştuk. Evet. Ki böyle daha onu evet. Ararken kim sıktı? Anneanne burada perşembe kucağında. Günü. Evet, perşembe günü. Anneannenin kucağında oturan bir yavru bir rastgele bir serseri kurşunla gitti. İşte ikincisi de dün akşam tekrar yine Gaziantep'te. İkinci bir yavru yine böyle. İşte Rahmi Bey, yani onu söylüyorum ya, niye o zaman insanlar anlamıyor? Ben de insanların neden anlamadığını anlayamıyorum. Şimdi ben... Yani ben de bunu anlayabilsem... İşte kardeşim... Niye anlamıyor insanlar bunu? Anlamıyoruz, anlatamıyoruz. Ya bakın şu ama anda... Ama daha ne kadar anlatacağız? Buraya babaanne gelmiş, kucağımda evet. 8 yaşında çocuğum, torunum benim gözümün önünde gitti, kalbine girmiş, kurşun dedi. Anlattı, hepimiz ağladık burada, üzüldük. Yani inşallah bulunsun dedik, kim sıktıysa bu kurşunu. 3 gün sonra gene aynısı yani. Yine bir nişan. Yani... Şu nişan yapanlar, düğün yapanlar, bizim şimdi gelenek olarak baharda işte Ramazan bayramına kadar durmadan nişanlar, düğünler çoğalır. Allah aşkınıza düğünlerinizde, nişanlarınızda silah diye bir olayı sokmayın. Yani eğlencenizi silahla kana boyatmayın. Anlamıyorlar. Elinizi atmayın cebinize kardeşim. Ya neredeyse rica edin arkadaş, benim düğüne gelirken beline silah takma. Ruhsatlı da olsa takma, ruhsatsız da olsa... Hayır canım, ricam icra değil ya. Gelmeyeceksin, evet, o kadar basit yani. 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 Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin yani. Her düğünde, her nişanda bir aileyi, bağrını kalıp bir yavruyu toprağa gömmenin kimin hakkı var ya? Merhamet edin ya. Artık sözlerimizi toparlayıp söyleyemiyoruz. Şimdi bir uzaktan... izleyip hani onu bunu söylemek çok kolay. Gelsin de insanlar şurada bir hafta dursunlar. Bakalım bir de bunların üzerine bir konuşmayı denesinler. Ne konuşacaklar çok merak ediyorum. Ya kardeşim, lafını seçmeye çalışıyorsun. Efendim, gelen kelimelere hepsini konuşamıyoruz. Ama şöyle şuralarından falan böyle kızarıyorsun yani. Evet, buraya kadar geliyor. Bunu söyleyeyim mi acaba, bunu söylemeyelim mi? Hem Rütü'ye karşı bir yanlışlık yapmayalım. Hem vatandaşa karşı daha fazla incitici olmayalım. Onun için durmadan kendimizi sıkarak üç tane kelimenin bir tanesini söylüyoruz. Ama anlayanlar anlıyor yani artık. Evet. Anlatsınlar lütfen. Telefon attığımızda bir izleyicimiz varmış. Efendim günaydın. Günaydın efendim. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Siz Özcan Bey tarafından dolandırıldığınızı iddia etmişsiniz. Doğru mudur? Evet, doğrudur efendim. Hangi konuda? Bir araç almıştım bundan. Aracı şase numarası değiştirilmiş, bana satıldı ve sonradan tespit edildi, yakalandı. Ama ben mağdur oldum. Benim param da gitti. Beni de iki ay yattı çıktı. Yani böyle bir mağduriyet yaşadım. Buyur işte. Arabanın parası da gelmedi bir daha size. Yok canım, bir daha para nerede gitti? Kaç liranız gitti? 6,5 liraya arabayı almıştım. 6,5 milyona. 3,5 milyona masraf etmiştim. Toplam 10 milyon. Buyur. Görüyor musun? Buyur işte kardeşim. İşte Ömer Bey az önce onu söyledi. Yani, ben niye gideyim ona da diyor. Bunların asıl işleri oto hırsızlığı. Ki bu Gayrettepe'de de bunların dosyaları var. 2006'dan bu yana yaptığı iş bu. Arabaları çalıyor. Orada araba kiraladım falan diye geçiyor yayında. Ama bunların araba kiralamasıyla alakası yok. Bunların işi zaten hırsızlık. Oto hırsızlığı. Şase numaralarını değiştiriyorlar, satıyorlar. Ki ben bunu Gayrettepe'nin 2006'dan bu yana dosyasını çıkarttırdım. Bunu emniyet daha iyi bilir. Sizler de çıkarttırabilirsiniz. Ki bir yılı mahkemem sürdü ve beraat etti. Ki mahkemede de ben hakim hanıma dedim ki ben ne olacağım, benim mağduriyetim ne olacak? Bir üst mahkemeye başvuracağım. Ya adam yani bu şekilde beraat etti gitti. Ve şimdi yani bu şekilde işte şu işi yapıyoruz, bu işi yapıyoruz. Hayır. Bunların asıl işi otohırsızlığı. Ha diğer arkadaşlar tabii ki bu da buna bir aracı veya alet edildi veya kullanıldılar. Ki genellikle maddi durumları iyi olmayan kişiler zaten seçilmiş. Ama asıl başları bu Özcan'dır. Tabii buraya yayına bağlandığımızda araba kiraladığını da zaten kabul etmemişti. Ve demişti ki benim zaten yani, işim yani, bu. Yani. Ben niye kiralım? Siz de diyorsunuz ki zaten o eğer isterse araba çalabiliyor. Yani asıl... Tabii. Yani ben bunu her yönden ispat edebilirim. İkincisi... Tabii. Vallahi beyefendi size bir şey söyleyeyim mi? Evet. 10 bin lira çok büyük para. Bir de yani o mahkeme süreci, avukat tut, bilmem tam, ne tut falan filan. Siniri, stresi ayrı. Evet, tam bir ama yani Allah'tan hayattasınız. Yine yatıp kalkıp şükredin. Görürsünüz hatta, işte. Müge Hanım, hatta ben bunu
arabam bağlanıp sahibine verildiği zaman telefonla bir bağlantı kurdum. Abi dedi ki ben dedi bedelini ödedim dedi. Kime ödedim bedelini dedim. Ben dedi iki ay yattım çıktım dedi. Bedelini ödedim dedi. Yani benim 10 milyarım yani eski parayla söylüyorum. 10 milyarım gitti adam iki ay yattı çıktı ve bedelini ödediğini iddia etti. Ve dedi hatta daha de malum bir aracım varsa dedi aradığım yere gelirsin orada hesaplaşırız. Ya. Ben kendi halime çalışan bir insanım. Dedim benim 10 milyarım gitti. Ama Allah anlam bulur. Ki kurban olayım. Cenab-ı Allah ayağını veriyor ama diğer kişilere bir oğlun ailesine bastağlı diyorum. Allah onlara sabır versin. O çocuğun bilmiyorum 19 yaşında bir gencin ne suçu olabilir? Yani ne suça bulaştırılabilir? Ama yani bunlar biraz belki abartıyor olabilir. Bunlar organize bir şebeke bunlar. Ki valla beyefendi aslında siz şu anda bunu anlatıyorsunuz. Yani siz Özcan'la yaşadığı için anlatıyorsunuz. Şu anda evine hırsız giren İşte arabası çalınan vesaire o kadar çok kişi sizinle aynı dertten muzdarip ki. O yüzden ben hep yeri geldiği zaman söylüyorum. Diyorum ki çalınıyor mu çantan? Evine mi giriliyor? Mücevherin mi çalınıyor? Arabayla böyle bir şey mi oluyor? Kim kim çalın? Bunu yakalıyor polis. Yani diyorum ya polis de bıktı. Polis yakalıyor. Sonra işte iki ay yatıyor. Yani kanunda yazan o. İki ay üç ay. Şimdi siz diyorsunuz ki peki ben 10 bin liramın üzerine ne yapayım? Hani Rami Bey arada... Evet. Şey yapıyor yani artık hani gülüyoruz ağlanacak halimizde. Evet. Üzerine bir soğuk ayran iç. Tamam soğuk ayran içtin. Ben de diyorum ki bunu cezaevine mi gönderdin? O 10 bin lirayı karşılayana kadar çalışacak devletin bir işinde. Gidecek işte metro kazacak mesela. Ne kadar kardeşim asgari ücret? Şu kadar. Senin buna ne kadar borcun var? Bu kadar. Sen bunu ödeyene kadar burada çalışacaksın. Evet bizim kanunlarımızda çok büyük bir eksiklik veya boşluk var. Ama böyle olması lazım ama Rami Bey. Yani şimdi sen benim evimi soyduktan sonra gidip iki ay cezaevinde yatsan ne yazar? Hiç. Yatmasan? Hiç. Ben cebimden giden 10 bin lira benim ailemin bir yıllık mutfak masrafıdır, geçim parası. Bu adamcağızın. Yani telefondaki arkadaş kusura bakmasın. Belki bir aylık masrafıdır ama normal yapıdaki bir ailenin 10 bin lira... Bir yılda bile kazanamayacağı paradır yani. Geçimi için ayda 1000 lira harcarsa oraya. Ne oldu şimdi? Kaldı adam 10 bin lirası. Gitti yine kaldı. Yazık yani ödeyecek kardeşim. O hırsızlık yapanlar ödeyecek. Bak bakalım bir daha çalıyorlar mı çalmıyorlar mı? Yazık nasıl azalıyor? Çünkü o şimdi şöyle düşünüyor. Ya şurada çantanı çalıyorlar. Öteki sokakta yakalanıyorlar. Nerede çantam diyorsun? Yok diyor. Evet. Para nerede yok. Hemen bekleyen başka birisi var. Veriyor çünkü onu ondan sonra bırakılıyor. O zaten diyor ki ben cezaevine girmeye yaralısıyım ne olacak? Yani cezaevinde de iyice su ver, ekmeği var, suyu var, yatacak yeri var. Onlar için birçok kişi parklarda şimdi yani bu düşüncedeki insanlarla olsun. Gel de uğraş kardeşim. Evet, yani bir de bak hani gel hesaplaşalım demiş. İyi ki işte beyefendi demin söylediğim gibi öfkesine yenilmemiş. Gideyim bir de onunla yüz yüze hesaplaşayımı düşünseydi. Al başına belayı. Peki. Özcan ne oldu? Arkadaşlarım reklam girin diyor. Ve efendim bütün bu olayların sonunda Özcan Demir burada hep beraber izledik. Dolaştırdı insanları vesaire falan filan. Sonra yine kendisini yine bir dolaştırdılar. Oradan asayişe gitti. Asayişten Şişli Etval'e gitti. Şişli Etval'den mahkemeye çıktı. Mahkemeden sonra tutuklanarak... O da Metris cezaevine gönderildi. O görüntüler de var elimizde. Bölmeyeyim o zaman. Ara verelim. Aradan sonra onu da izleyelim. Umutcan da 19 yaşında. 10 Nisan'da kaybolmuş lise son sınıf öğrencisi. Okula gidiyor aynı zamanda da staj yapıyorum. Kaybolmadan bir gün önce annesine staja gitmek istemediğini söylemiş. Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin. Ve efendim, filmin sonu. Özcan Demir, cumartesi günü yer gösterdikten sonra
Önce Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sonradan da yine oradan oraya, oradan oraya işte her şey evet. Adalet yerini bulsun diye adaleti temsilen bütün emniyet yetkilileri ve adalet temsilcileri de gereğini yaparak hiçbir şeyi de eksik bırakmayarak her şeyi yerine getirdiler. Şu an Metris cezaevinde. İşte o süreç. 19 yaşındaki Birol Demir'in katil zanlısı Özcan'ın dün Hayrabolu'da yer göstermesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve işte birazdan da buradan çıkarılıp adliyeye sevk edilecek. Ve işte şu anda Özcan Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılıyor. Özcan Birol'u neden öldürdün? Pişman mısın? Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldıktan sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Ve işte şu anda Özcan Şişli Etfal Hastanesi'nden çıkarıldı ve şimdi de adliyeye sevk ediliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Birazdan da hakim karşısına çıkacak. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki mahkemesi tamamlandı ve şu anda da tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Şu anda ekip otosundan çıkarıldı ve Metris cezaevine giriş yapıyor. Yaşındaki Birol Demir'in katil zanlısı Özcan bugün çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak işte buraya Metris cezaevine getirildi ve böylelikle bir dosya daha tamamlanmış oldu. Efendim bu alkışlarda olayın soruşturmasını en başından beri takip eden ve mesai saatleri dışında da çalışarak soruşturmayı yürütmek için çeşitli izinlerin alınması gerekiyor. Biliyorsunuz o çeşitli izinlerin verilmesine katkıda bulunan, mesain bitti demeyen, eşofmanlarıyla bile adliyeye geldiği olmuş. Sayın Savcımız Togay Akdemir'e gitsin. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, yine İstanbul Emniyeti Kayıt Şube Bürosu'na ve emniyet yetkililerine kendi sınırları içinde girdiğinde Bolayır, Hayrabolu, Baba Eski ilçe jandarmalarına ve Baba Eski savcılığına
gitsin bu alkışlar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yine söylüyorum, keşke bir böyle bir olay yaşanmasaydı. Keşke zamanı geriye döndürebilseydik ve bu cinayeti engelleyebilseydik. Ama madem bu cinayet işlendi, bu kadar kısa süre içinde suçluların adalete teslim edilmesinin de iç huzurunu yaşıyoruz. Mutluluğunu tabii, demeyeyim, tabii. İç huzurunu yaşıyoruz. En azından o çocuk da oralarda kalmadı. Aile daha yıllarca benim oğlum nerede diye gözü yaşlı evet. beklemedi. Evet. Gerçekle karşılaşmak çok, çok zor. Böyle bir gerçekle yüzleşmek çok zor. Allah yardımcınız olsun. Allah sabırlar versin. Ateş düştüğü yeri yakar. Amin. Allah anaya, babaya, anneanneye, babaanneye, bütün hepinize sabır versin. Amin. Kardeşlerine uzun ömürler versin bundan sonra. Hepimize inşallah. Ama hiç olmazsa adaletin yerini bulmasından evet, dolayı da hepimiz evet, mutlu ve evet. huzurluyuz. Bir izleyicimiz evet. demiş ki hep dört kişi diyorsunuz efendim. Dört kişi zaten işte hani Vakıf, İbrahim, Şevket, Aydın. Onlar cuma günü gönderildiler Metis cezaevine. Beşinci kişi Özcan'dı. O da gitti. Yani toplamda beş kişi şu anda cezaevinde, onu söyleyeyim. İzleyicilerimizin tabii şöyle şeyler, hani siz niye onun fotoğrafını yayınladınız, siz bunun fotoğrafını niye yayınlamadınız? Efendim bizim fotoğrafları yayınlamamız için ya kayıp başvurusu olması gerekiyor ya da savcılıktan arama kararı çıkması gerekiyor. Yani yoksa biz buradan bütün fotoğrafları gösterip bu diyemeyiz. Yani biz de belirli yasalar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Elbette acil olaylarda olayın aciliyeti bazı şeyleri ne denir? Bazı şeylerin ötesine geçebilir. Yani biz bazen burada tabii hani bir marka veriyoruz, isim veriyoruz. Normalde bunlar da RTÜK tarafından yasak ama bir cinayet varsa olayın içinde, bir araba varsa, o araba aranıyorsa artık o arabanın verilmesi, markasının verilmesi tabii ki marka anlamı taşımıyor. Yani bu şekilde bu programda da idare edilen durumlar var ama diğer fotoğraflar vesaire de ne olur anlayın, bunlar benimle alakalı, ekibimle alakalı, kanalımızla alakalı bir şey değil. Onlar hukuki çerçeveler. Hayır. Ona da elimizden geldiğince saygı göstermeye, uymaya çalışıyoruz. Başka çaremiz yok. Yani sorumluluk çizgisi içerisinde yapmamız gereken her şey yapılıyor. Ama bizim sorumluluğumuzun da üstündeki olaylarda tabii ki kanunlara, yani bazı konularda ben de açıkçası hani birilerinin hoşgörüsüne sığınmaya çalışıyorum. Gayet, tabii, gayet, Allah tabii. razı olsun. Hani onlar da hoşgörüyü gösteriyorlar ama bazı noktalarda evet. yapılamayacak evet. şeyler var. Orada da sizin hoşgörünüze sığınıyorum efendim. Evet. Yani yayında hatalar vardır. Konuşmalarımızda olabilir, şu olabilir, bu olabilir falan ama lütfen herkes burada hem evlatlarını arayanlara, yakınlarını kaybedenlere de, bizlere karşı da hep şöyle düşünsün yani. Şurada olsanız, yani gelin bir izleyin bakalım, yani şu izleyicilerin döktüğü gözyaşını yani hepiniz biliyorsunuz. Gelin bakalım bir de burada durun. O kadar acı ki insanların acısı bizlerin böyle yüzüne vuruyor. Ve yayın yapmak gerçekten çok zor. Evet. Yani Allah cuma günü ben böyle ekranda hiç sevmem. Ağlayan eden falan biliyorsunuz, hani hiç hoşlanmam evet. böyle hani ağlamaktan evet. vesaireden falan ama sen o kadar zor oluyor ki mesela evde tutamadım kendimi artık. Sinirlerim bozulmuş çünkü. ara ara ben bunları yaşarken aile neler yaşıyor? Tahmin tabii. dahi edemiyorum. Tabii. Allah tabii. yardımcınız olsun. Evet. Herkes Ömer Bey'in ve anneannenin hanımefendiliğini, beyefendiliğini öven ve onlara başsağlığı dilen mesajlar yollamış. Sadece Türkiye'den değil, bizim yayınımızın ulaştığı, bizi izleyen tüm vatandaşlarımız size mesajlar yollamışlar. Ben onların sağ adına olsun, da size teşekkür olsun. Edeyim. Allah razı olsun diyeyim. Çok çok Allah razı olsun. Şimdi bundan sonra neler olacak? Bundan sonra Ömer Bey'le bugün Adli Tıp Kurumu'na gideceğiz. Ömer Bey oraya bilgilerini verecek. Çünkü çocuğumuz Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Oradaki incelemelerden sonra da Ömer Bey alacak ve çocuğunu, ay canım benim zaten dün de mezar yeri aramaya başlamışlar. Çocuğuna mezarlık arayacak. O konuda da Ömer Bey ben size yardımcı olacağım. Zaten eminim herkes oluyordur ama eğer tıkanan bir nokta varsa orada da yardımcı olacağım. İnşallah çocuğunuzu da gömün. İnşallah, inşallah. Başka da bir şey söyleyemiyorum yani. İnşallah, inşallah. Allah yardımcınız olsun. Bizim de söyleyecek daha bir şeyimiz kalmadı. Bütün el olanların burada cezasını çekmesi lazım. Sadece onu isteyeyim. Bütün burada ismi geçenlerin cezalı olması lazım.
ağır cezaya kalması lazım. Ağır cezaya. İndirimini falan istemeyeyim hiç. Evet, ben de istemiyorum valla. İndirimini falan istemeyeyim. Ağır cezada kalması lazım. İstemiyorum yani hiçbir konuda da. Kolay kolay indirim olmaz bu davada. Merak etmeyin. Zaten yapanın eski sabıkaları da varmış. Eski sabıkası olan kişilere kolay kolay büyük bir indirim uygulamazlar. Evet. Hiç merak etmeyin. Valla bu da ders olsun işte herkese inşallah. Ders olsun diyoruz. İşte dün gene 9 yaşında çocuk serseri kurşuna gitti diyorsun. Anlayamıyorum ben insanı. Yani maalesef. Gerçekten herkesin de böyle açacağız bir beyin operasyonu yapıp açacağız da akıl mı koyacağız içine ya? Hani buna kaldık yani. Maalesef. Alacaksın, evet. Yaracaksın kafasını, aklı evet. Koyacaksın, kapat dikeceksin tekrar yani. Evet. Ha, iş buna geldi yani. Evet, maalesef öyle. Yani biraz da ya, biraz da eğitime de açık olun ya. Biraz gördüğünüzden de ders çıkarın. Böyle yaparsan böyle oluyor, ben yapmayayım deyin. Ama lütfen yani. Yeter yani, bu 3 kişi 5 kişi bütün memleketin asabını bozuyor yani. Olur mu kardeşim? Biraz da açın bir kitap okuyun. Yani ya bunu çok samimi söylüyorum. Böyle bütün gün kahvede okey oyna, çay iç. Gece gideyim, gece sabahlara kadar dolaşayım. Evde çoluğumu çocuğumun dersiyle vesairesiyle ilgilenmeyeyim de. Bir de biraz bir okuyacağız, bir gazete takip edeceğiz, bir gündem takip edeceğiz. Bak memlekette neler oluyor. Yani... Hocam, hiçbir şeyden şey haberleri yok. Şu arayı verelim. Yani şu 19 yaşındaki çocuğumuzu da çünkü bir daha bir fotoğrafını göstermek istiyorum. Yani bugün de 17 gün oldu Umutcan Dumrul 19 yaşında. Ben aslında aile hep aman merak etmeyin hani cuma çıkar cumartesi çıkar falan diye düşünmüştüm. Çünkü bizim bildiğimiz inşallah olayın içinde başka bir iş yoktur. Çocuğun annesinden sıkılıp bunalıp İzmir Torbalı'dan otobüse bindiğini de görmüşler ama nereye gittiğini bilmiyorlar. Ülkenin her yanında olabilir. Bir yere çalışmak için gittiydi. Fakat kendisinden hani şurada çalışıyor, şurada gördüm falan diye hiç kimseden net bir telefon gelmedi. Özlemcim de sağ olsun eşiyle beraber hani onlar da gitmediler. Bulalım çocuğu diyorlar. Sizlerden bir haber bekliyoruz. Ekranda fotoğraflarını görüyorsunuz. Son hali değil mi Özlem? Evet, evet. Son hali. Bir ay önce falan. Bir ay önceki fotoğraflar bunlar. Yani gayet de tanınabilir gözüküyor. İnşallah bir gören bilen yani, vardır. Birisinin yanında çalışıyorsa hani çalıştığı kişiye mesela şimdi çocuk evden gitti. Hani yalan da söyleyebilir. Arama annemler hani kötü de diyebilir. O yanında kim tutuyorsa hani kimin yanındaysa mutlaka arasın bir haber versin. Valla Özlem yani. Ararlar yani görmediler herhalde diye ben de ümit ediyorum ararlar. Şapka takıyordur belki hani tanınmayayım diye belki görmüştür. Görse o da arar yanım hani görse o da bizi arar yani. Bana da öyle geliyor. Yani annem babam hani oradalar beni arıyorlar deyip dönmek istemiyorsa belki aramaz ama... Yani inşallah hani mesela İzmir Torbalı'dan otobüse binmiş belki bir otobüste yanında oturan birisi olur. En azından hangi şehre geldiğini biliriz. Üzerinde çok büyük para da yok. Evet. Yani bu kadar 17 gündür onun yaşamını sağlayabilecek kadar bu yaştaki bir çocuğun lise son sınıf öğrencisi parası da yok. O yüzden bir yerde çalışmıştır diye biz de düşündük. Bir yerde yani, mutlaka çalışabilir. Hocam bir helallık isteyebilir. Evet inşallah bir gören bilen vardır. Şu annenin de. Tamam. Yüreğine su serpilsin. Sizlerden telefon bekliyoruz efendim. Hep gösterdim ki programın içinde bir, iyi bir haber. Hepimizin beklentisi o. Buyur Ömer Bey. Hocam özellikle size, ekibinize tüm emeği geçen bizlere haklarını helal etsinler. Helal olsun. Benden yani helal olsun. Ben emniyetimize, jandarmamıza hepsine sesleniyorum. 24 saat bizim için görev yaptılar. Hep haklarını helal etsinler. Sağ ol. Hocam senden de Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. Estağfurullah kardeşim. Başın sağ olsun. Bizi hakkını helal etsin hocam ben başım. Bütün ailenin başı sağ olsun kardeşim. Allah sizlerin yardımcısı olsun. Allah sabır versin kardeşim. Allah sabır versin. Hepsi gece gündüz yatağından kalktı bizim için 24 saat görev yaptı onların hepsini de Allah razı olsun hocam. Allah sabır versin kardeşim. Allah hepsi benim baş tacım. Ellerinden öpeyim hepsinin cümlesinin beyonun gücünün hepsinin başımın üstünde yeri var. Sağ ol canım. Benim çocuğum da onlara hizmet etmeye gidecekti işte gidemedi çocuğum. Onun kaderi de öyleymiş. Bu ızdırabına rağmen bu efendiliği beyefendiliği başından beri devam ettirdin. Allah gönlüne göre bir an önce ızdırabını dindirsin kardeşim. Boyun ölçüyor hocam benim boyum
şeyi kurtarayım mı, polisliği kurtarayım mı dedim, boynu metremi çekti, inşaatta çalışıyorum ben, metremi çekti, kurtarayım mı dedim, kaç bana boynu söylettiriyor hocam, beni kurtarırsa polis olacağım, Osman Çavuş olacağım, bana bunları söylüyor benim çocuğum. Hep ağlarını helal etsinler bana, ben boynum kıldanınca onların yanında. Helal. Öyle babanı yaşadığına bak. Yarın sabah görüşebilmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.